Evet, evimizde olduğumuz bir pazar okuduğundan ziyade ev samimiyetinde sizi ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Sayımız gitgide artıyor. Bir iki dakika yeni gelenler için böyle geçiştirme sohbeti yapayım. Sonra da eğitimimize başlayayım. Bugünkü konumuz dış ticarette ödeme şekilleri. Geçen hafta başladık. 8 hafta sürecek bir eğitim programı. Cumartesi günleri yapalım diye yola çıktık ama cumartesi günleri yasak çıkınca dünü bugüne aldık. Dün de herhalde siz de benim gibi evde kalmadınız. Kendimizi dışarı attık. Bugün de madem ev hapsindeyiz böyle rahat rahat yapalım dedik ama bugün de pazar mahmuzu biraz katılımcıların azizliğine uğradık herhalde. Şu an yarı yarıya neredeyse katılımcılar. Yine Hikmet herhalde kursunda bir anket yapacaktı bugünkü ders sonunda. Ona göre cumartesi, pazar saat 10-11 neyse bir saat kararlaştırıp devam ediyor olacağız eğitimlerimize. Evet, geçen hafta dış ticarete giriş yaptık bir. Hikmet sesim geliyor mu? Gayet güzel geliyor hocam. Tamam, peki o zaman devam edeyim. Geçen hafta bir dış ticarete giriş yaptık. Dedi ki dış ticaret mevzuatları ikiye ayrılıyor. Bir kısmı iç mevzuatlar, bir kısmı dış mevzuatlar. İç mevzuatlar neydi? Bir ülkenin kendi dinamiklerini yani kendi bakanlıklarının belirlediği mevzuatlara iç mevzuatlar diyorduk. İşte önümüzdeki haftadan itibaren iç mevzuatlara yoğunlaşacağız. İhracat mevzuatı, ithalat mevzuatı, dahil işleme, serbest bölge, yatırım teşvik. Bunlar hep iç mevzuatlar, KDV iadesi. Ülkenin bakanlıklarının belirlediği mevzuatlar. Geçen hafta bir dış mevzuatla uğraştık. Milletler Ticaret Uluslararası'nın belirlediği Incoterms kurallarını dış ticarette mal tesliminde neler yapacağız bunu uyguladık. Bugün yine biraz dış mevzuat, biraz iç mevzuat karışık bir konu ödeme şekilleri. Dedik ki ne yapalım? Bir dış ticarette alıcıyla satıcı bir araya gelelim. Alıcıyla satıcı bir araya ne zaman gelir? Ya 3 ya 4, 2 hafta sonraki konumuz olacak o. Zeynep Hocam ayın 3 veya 4'ü gibi. Evet, 2 hafta sonraki konumuz dış ticarette işte müşteri bulma yöntemlerini bize anlatacak. Fuarlar olur, kişisel ziyaretler olur. Bir şekilde alıcıyla satıcı bir araya geliyor. Alıcıyla satıcı bir araya geldikten sonra proforma fatura üzerinden fiyatlaşmalar gidip geliyor. Proforma faturalar üzerinden fiyatlaşmalar. Proforma fatura üzerinden fiyatlaşmalar derneğinden kastımız ne? Yani karşı tarafa proforma yolluyoruz. Karşı taraf proforma faturayı onaylayıp bize yolluyor. Ama bunun hiçbir geçerliliği yok dedik. Kıymetli evrak değil dedik. Kıymetli evrak olabilmesi için bir sözleşme yapmalıyız dedik. Sözleşme nasıl? Böyle çok profesyonel bir sözleşme nasıl hazırlanır gibi biraz konuştuk. Çok profesyonel sözleşme ihtiyacımız illa da yok. En azından bir sayfalık da olsa karşı tarafı ürkütmeyecek bir sözleşme elimizde olması yeterli diye konuştuk. Bir sayfa olsun yine yeter. Sözleşmenin olmazsa olmaz ilk 3-5 Başlayalım. maddesi neydi? İşte çok profesyonel sözleşme imzalarsanız CİSK'ten yararlanabilirsiniz. CİSK neydi? Milletler Arası Mal Alım Satım Hukuku. Sözleşmeler Hukuku. Direkt CİSK var sözleşmeler hukuku ile ilgili. Ya da Milletler Arası Ticaret Odası'nın bir sözleşme formatı vardı. Önceki notlardan da onu almışsınızdır diye düşünüyorum. Yeknesak sözleşme formatını kullanabilirsiniz. Bir sözleşme yaptık. Tek sayfa olsun, CİSK olsun, Milletler Arası Ticaret Odası olsun. Videoları ve mikrofonları kapalı tutmayı rica ediyoruz. Kamera ve mikrofonları kapalı tutarsanız ses aktarımı ile ilgili sorun çıkmaz. Geçen hafta bir arkadaşımız demiş ki, hocam ses çok hızlı geliyor. İnternetin böyle bir yeteneği yok. Sesin hızlı gelme sebebi benim galiba. Evet, bir sayfa bir sözleşme yaptık. Bir sayfa bir sözleşmenin ilk maddelerine bir sözleşmenin tarafları, alıcı kim, satıcı kim. Kameraları kapatalım arkadaşlar, kameraları kapatalım. Hikmet sen müdahale et lütfen. Bir satıcı taraf, iki alıcı taraf, üç malın özellikleri yani ticaret yapılacak eşyanın özellikleri, dört teslim şekli. Niye? Teslim şekline göre fiyat belirlenecek. Beş ödeme şekli. Gördüğünüz gibi bir satış sözleşmesindeki ilk maddeden bir tanesi de ödeme şekli. Bir satıcı, iki alıcı, üç malın özellikleri, dört teslim şekli, beş ödeme şekli. Ödeme şekli nedir? Niye ödemede şekil yapıyorlar bize? Kimse bize şekil yapmasın abi. Ödeme şekli nedir? Ödeme ne arkadaşlar? Ödeme işte ticaret nedir? İhracat nedir? Bir malın yürürlükteki mevzuata göre
ve gümrükteki ihracat mevzuatı ve gümrük mevzuatına göre. İhracat nedir? Bir malın gümrükteki gümrük mevzuatı ve ihracat mevzuatına göre Türkiye gümrük bölgesinin dışına gönderilmesi ve bedelinin de kambiyo mevzuatına göre Türkiye'ye getirilmesi ihracat diyoruz. Burada bir ödeme var. Bedeli, mal bedelinin getirilmesi, yani yurt dışındaki alıcının bize yaptığı bir ödeme var. Bir de ithalatlarda bizim yurt dışına yaptığımız mal bedeli ödemeler var. Biz günlük hayatta ödeme şekli kullanıyor muyuz? Yani ödemeler niye böyle şekillenmiş? Niye ödeme şekilleri diye bir şey var? Biz günlük hayatta ödeme şekilleri kullanıyoruz galiba. Mesela bir restorana gittiğimizde ya da bir markete gittiğimizde alıyoruz mallarımızı. Tam çıkacağız, bir dakika diyorlar. Malları sana verebilmem için önce ödeme yap. Önce marketten ödeme yapıp peşin peşin malların bedelini ödüyoruz. Sonra mallarla, aldığımız eşyalarla marketten çıkıyoruz. Burada yaptığımız bir ödeme var. Nasıl bir ödeme? Peşin bir ödeme. Yani önce marketçi biliyor ki bizden alacağı kalmayacak. Parasını peşin peşin almış oluyor. Ya da gidip bir restorana oturduğumuzda yiyoruz, içiyoruz. Çıkarken mal bedelini anca ödüyoruz. Çıkarken mal bedelini ödüyoruz. Ödeyemeyebiliriz de. Buna ne diyoruz? Mal mukabili ödeme diyoruz aslında. Yani önce malları tüketiyoruz. Malları tükettikten sonra yaptığımız bir ödeme şekli de var. Ama yanımızda para yoksa kredi kartı kullanabiliyoruz. Kredi kartı kullanabiliyoruz. Bakın, birinci de marketten peşin ödeyip çıktık. Orada peşin de ödeyebiliriz. Orada kredi kartı da kullanabilirdik yine. İkincisinde ise restoranda yedik, çıktık, çıkarken ödeyebiliriz de, kredi kartı da kullanabiliriz. Biraz daha ticari hayattaki ödemelerde ise çek kullanabiliriz. Çekle ödeme yapabiliriz. Yine güven artıyorsa senet kullanımı da günlük hayatımızda ödeme şekilleri kullanıyoruz. Peşin ödüyoruz. Mal mukabili ödüyoruz. Çek, bankayı işin içine sokup kredi kartıyla ödüyoruz. Çek kullanıyoruz. Senet kullanıyoruz. Günlük hayatta hepimiz de bu ödeme şekillerini kullanıyoruz. Bu ödeme şekillerini kullanmamız neye göre değişiyor? Güvene göre değişiyor. Güvene göre değişiyor. Yani karşı taraf, marketler, gittiğimiz işte Migros, Carrefour, hiçbiri bizi tanımadığı için, bize güvenleri hiç olmadığı için diyor ki önce paranızı ödeyin. Paramız yok. Tamam, kredi kartıyla ödeyin diyor. Kredi kartımız da yok. Sonra bırak, bir yere bırakırız deyip buralardan mal alamıyoruz. Niye? Oraların bize hiç güveni yok. Ya çok güvenilir kişisin abi sen. Ya güvenilir olma, buralardan ya kredi kartı ya da nakit ancak alışveriş yapabiliyorsun. Onun harici alışveriş yapamıyorsun. Ama aynı mahalle bakkalındansa, yani nakitle alışveriş yaparsın, kredi kartıyla alışveriş yaparsın ya da dersin ki abi sana ödedim bir araya. Ay başında öderim deyip yine alışveriş yapabiliyorsun. Niye? Çünkü mahalle dükkanları sana güveniyor. Süpermarketler sana güvenmezken mahalle bakkalları seni daha çok tanıdığı için sana güveniyor ve böyle bir opsiyon tanıyor. Yine şeyden mesela Teknosa'dan ne bileyim Vatan'dan, Bimex'ten, bilmiyorum kaldı mı Bimex. Daha buralardan mal alırken ya nakit ödüyorsun ya kredi kartıyla ödüyorsun. Ama mahallendeki işte çeyiz eşyaları satan bir dükkandan aldığında sana senet yapıyor. Senin çekini kabul edebiliyor. Yani ödeme şekilleri aslında hepimiz günlük hayatta kullanıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız ödeme şekillerinin tamamı neredeyse birebir uluslararası ticaret, dış ticaret, millet arası ticaret, ismi ne olursa olsun dış ticarette de geçerli. Dış ticarette de kullandığımız ana 5 tane ödeme yöntemi var. Dış ticarette kullandığımız ödeme yöntemleri 5 tane. Bir, peşin ödeme. İki, mal mukabili ödeme. Üç, vesait mukabili ödeme. Yani peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesait mukabili ödeme. Dört, akreditif. Akreditif. Beş, kabul kredili ödeme. Şimdi bu ödeme şekillerinin hepsini tek tek de kullanabiliyoruz. Ya da karışık da kullanabiliyoruz. Ama dış ticarette kullandığımız ana 5 tane ödeme şekli var. Peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesait mukabili ödeme, akreditifli ödeme, kabul kredili ödeme. Onun harici bankaların bize sunduğu başka başka ödeme şekilleri de var. Standby LC'ler, garanti mektupları ve BPO diye bir şey çıkmıştı arkadaşlar, ama bu çok işlevsel bulunmadı ve kaldırıldı.
Büyük ihtimalle bunun yerine başka bir şey çıkartacaklar ya da daha kullanılır bir şey çıkartacaklar. Şu an BPO diye bir ödeme şekli yok. 5 tane ödeme şekli ve bunların birbiriyle ortak kullanıldığı karışık ödeme şekillerimiz var. Peki o zaman dış ticaretteki ödeme şekillerinden birincisinden başlayalım. Birincisine peşin ödeme. Şu benim de burada bir tablom var. Onu biraz yukarı çekeyim. Evet. Peşin ödeme. Peşin ödeme nedir? Peşin ödeme. İşte alıcıyla satıcı bir araya gelmiş. Satıcı alıcıya diyor ki sana ödeme yapabilmem için senin mal bedellerini bana peşin peşin ödemen lazım. Peşin ödeme. Arkadaşlar dış ticaretteki daha doğrusu ticaretteki en büyük risk nedir? Mal bedelini tahsil edememeniz. Yani şu an siz size arayan herkese mal veriyorsanız fabrika üstünde fabrika kurmanız gerekir. Ama böyle bir şey yapmıyorsunuz. Niye? Ancak ödemeyi, mal bedelini tahsil edebileceğiniz müşterilerle çalışıyorsunuz. Dolayısıyla dış ticaretteki en büyük risk mal bedelini tahsil edememe riskidir. Peşin ödemeyde ise alıcılar geliyor, satıcılara peşin peşin ödeme yapıyor. Diyor ki al paranı baştan. Al paranı baştan sana ödeyeyim diyor. Böylece satıcı ne yapıyor? Dış ticaretteki en büyük riski yani mal bedelini tahsil edememe riskini baştan sıfırlamış oluyor. Baştan parayı tahsil ettiği diyor. Yani satıcıların ihraç konusu, dış ticaret konusu alanların belirini fiili ihraç tarihinden önce tahsil ettiği ödeme şekline peşin ödeme diyoruz. Satıcıların ihraç konusu mal bedellerini fiili ihracattan önce tahsil ettiği mal ve ödeme şekillerine peşin ödeme diyoruz. Şimdi süper bir ödeme şekli bulduk arkadaşlar. Hepimiz peşin satalım. Yani hepimiz peşin satmak isteriz tabii ama herkes peşin ödemek ister mi? Bir de alıcı tarafına geçelim. Konuyu alıcı tarafından bakalım. Alıcı tarafından peşin ödeme nasıl bir ödeme şekli? Satıcı açısından çünkü çok güzel bir ödeme şekli. Niye? Dış ticaretteki en büyük risk mal bedelini tahsil edememeniz ki. Siz satıcı olarak peşin sattığınızda ne yapıyorsunuz? Önce parayı alıyorsunuz baba. Rahatsınız. Hiç sorununuz yok. Daha riskiniz kalmadı. Bundan sonrasında alıcı düşünsün. Neden? Çünkü sen riskini sıfırladın. Hatta senin belki hiç paran yoktu. Aldığın parayla imalata başladın. Ham madde aldın. İşçine para verdin. Üretim yapmak için finansman olarak bile bunu kullandın. Yani peşin ödemeleri aslında bir finansman yöntemi mi? Evet, finansman yöntemi. Yurt dışından kredi bulduğunuzda KKDF kesintisi yapıyor arkadaşlar bankalar sizden KKDF. Bunu peşin ihracat bedeli olarak getirsek ihracat bedellerinde KKDF kesintisi yok. O zaman bir kafa karışıklığı oluyor. Birazdan çözelim onu hadi. Satıcılar ne yapıyor? Satıcılar baştan parasını almış oluyor. Tüm satıcı peşin satmak ister. Tüm satıcılar peşin satmak ister. Fakat alıcı tarafına geçtiğimizde şu tarafa şöyle geçeyim. Alıcı tarafına geçtiğimizde peşin ödeme çok büyük bir risk. Peşin ödemenin ne riski var? Satıcı malları göndermeyebilir. Mallar hiç gelmeyebilir. Parayı ödedik, mallar gelmiyor. İki, mallar zamanında gelmeyebilir. Mallar eksik gelebilir. Mallar istenen kalitede gelmeyebilir. Gördüğünüz gibi peşin ödemede alıcılar risk taşıyorlar. Peşin ödemede alıcılar risk taşıyor. Satıcıysa sıfır risk. Parasının tamamını baştan almış. Satıcıda hiçbir risk yokken alıcıda risk var. Nedir risk? İşte hiç malı gelmeyebilir, zamanında gelmeyebilir, istediği kalitede gelmeyebilir, istediği miktarda gelmeyebilir. O zaman peşin ödeme alıcılar için çok risk peşin ödeme niye kullanıyor? Çünkü bir satıcı tekeldir arkadaşlar. Satıcı tekeldir. Sadece peşin ödemeyle çalışıyordu. Tekel peşin satıyor. İster ondan alırsın peşin peşin paranı ödeyip istersen de almaz. Bakın satıcıların tekel olduğu durumlarda peşin ödeme kullanılır. İki, alıcılar satıcılara çok güveniyorlarsa, peşin ödeme çalışılır. Alıcılar satıcıların yaptığı peşin ödeme iskontosundan yararlanmak istiyorlarsa, yani fabrikalar %1, %3, %5 gibi peşin ödeme iskontoları yapıyorlar. Mal bedelini tahsil edememe riskini sıfırlamak için karından feragat ediyorlar açıkçası.
Alıcılar da bu satıcının kendi mal bedelini tahsil etme riskini sıfırlamak için kendi karından verdiği tavizi kendi karlarına çevirebilmek için ne yapıyorlar? Peşin ödemeyle mal almak istiyorlar. Ama advance payment, peşin ödeme, satıcıların alıcılara çok, daha doğrusu hiç güvenmediği, satıcıların alıcılara hiç güvenmediği, alıcıların satıcıya çok güvendiği durumlarda kullanılan bir ödeme şekli. Tüm satıcılar peşin satmak ister ama tüm alıcılar da vadeli almak ister. Çünkü alıcılar için riskli bir ödeme şekli. Şimdi dış ticarette peşin ödemeyle anlaştık diyelim. Yani alıcı, işte satıcı çok büyük, satıcı tekel, satıcının yaptığı peşin ödeme iskontosundan yararlanıyor. Malı başka yerde bulamıyoruz diyelim. Bu gibi nedenlerle alıcıyla satıcı peşin ödeme şekline göre anlaşmış. İlk harekete kim geçecek? İlk harekete alıcılar geçecek. Yani siz de Türkiye'deki alıcı olarak yurt dışındaki firmalarla peşin ödeme şekline göre anlaşmış olabilirsiniz. İlk yapacağınız şey ne? Malın bedelini ödemek. Alıcılar bankaya gidecek. İyi de niye bankaya gidiyorum? Bankanın haricinde yurt dışına ithalat bedeli ödemesi yapamaz mıyım? Hayır, yapamıyorsun arkadaşlar. Türkiye'deki ithalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. Türkiye'deki ithalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. Başka bir ödeme şekli kullanamıyorsunuz. Evet, gittiniz bankaya. Bankaya dediniz ki al şu 70 bin doları yurt dışına yolla. Banka ne yapıyor? Banka diyor ki bir dakika, bu 70 bin doları yurt dışına yollayabilmem için bana 15 dolar ver, 30 dolar ver, 50 dolar ver. Yani sizin o bankadan yaptığınız, sizin o bankadaki kredi ilişkinize göre, bankayla olan ilişkinize göre sizden bir komisyon alıyor. 15 dolar, 30 dolar, 50 dolar. Hadi 30 dolar almış olsun. 30 dolar karşılığında benim 70 bin dolarımı karşı bankaya yolluyor. Karşı bankada ne yaptı? Karşı bankada bir 30 dolar komisyon kesti ve 30 dolar komisyondan sonra benim alıcının mal bedelini satıcıya ödedi. Bakın, mal bedelin alıcıdan satıcıya geçmesinin maliyeti ne kadar? 30 dolar bu banka kesti, 30 dolar da bu banka kesti, 60 dolar. Bu banka hiç evrak yüzü gördü mü? Hayır, hiç evraklarla ilgilenmez normalde. Bu banka evrak yüzü gördü mü? Hayır, hiç evraklarla ilgilenmez. Ama Ali Bey, biz bankaya bu peşin ödeme bedelini havale dediğimizde banka bizden talimat istiyor. Talimatın altına proforma fatura koymamızı istiyor. Ticari fatura koymamızı istiyor. O bankanın yapılan ödemenin çeşidini ispatlayabilmesi için geçerli bir istediği bir belge. 50 bin doları aşan transferlerin, 50 bin doları aşan transferlerin MASAK'a bildirilmesi lazım. Mali Suçları Araştırma Kurulu muydu? MASAK'a bildirilmesi gerekiyor bankanın. Sizin yaptığınız işlemin ne işlemi olduğuna dair bir evrak sunarsanız bunlara gerek kalmıyor işte. MASAK'la uğraşmanıza gerek kalmıyor. 70 bin dolar havale yapıyorum. Ne bedeli diyor? Diyorum ki bu peşin ithalat bedelidir. Eğer peşin ithalat bedeli yapacaksam arkadaşlar, bankaya bir talimat veriyorum diyor ve diyorum ki bu peşin ithalat ödemesidir. Lütfen benim bana vereceğin makbuzda, artık makbuz kalmadı biliyorsunuz, elektronik ID numarası veriyor. Orada peşin ithalat bedeli olduğunu yaz. Hatta işte ithalat esnasında bir sorun çıkmasın diye WhatsApp faturamın ya da proforma faturamın tarih numarasında yazdırtıyorum. Ben yazdırtıyorum. Niye? İthalat esnasında gümrüklerle sorun yaşamayayım diye. Evet, bankama bir ödeme talimatı verdim. Bir A4 kağıdına yazdım. Altına bir invoice koydum ve bunu parayla birlikte bankama teslim ettim. Bankam ne yaptı? Bu parayı karşı tarafa yolladı. Karşı tarafın bankası da satıcıya bu parayı ödedi. 70 bin doların alıcıdan satıcıya geçmesinin maliyeti de 30 dolar bu banka kesti. 30 dolar banka kesti. 60 dolar. Evet. Şimdi ne yaptık? Peşin ödeme. Peşinen paramızı ödedik. Biz alıcıyız. Şu an riskli bir durumdayız. Niye? Bekliyoruz. İnşallah satıcı dürüst bir adam çıkar da sözünü tutar diye bekliyoruz. Satıcımız da ne yapıyor? Malları yüklüyor ve bize gönderiyor. Evet, satıcımız da malları yüklüyor, bize gönderiyor. Şimdi mallar bize geldi. Ama malları çekebilecek miyiz? Çekemeyeceğiz. Neden? Çünkü malları çekebilmemiz için bizim malların tapusuna ihtiyacımız var. Malların tapusuna ihtiyacımız var. Malların tapusu dediğimiz şey ne? Konsumento. Konsumento, taşıma belgesi malların tapusudur.
Bizim malların tapusuna ihtiyacımız var. Burada şöyle bir senaryo üzerinden sistemi size anlatmaya çalışayım. Tam birebir değil ama sistemi anlatabilmek için geçerli. Bakayım burada çocukların oyuncaklarından bir şeyler var mı? Var. Diyelim ki ben alıcı olarak yurt dışından bir cep telefonu almış olayım. Ben alıcıyım, yurt dışından bir cep telefonu almış olayım. Şimdi nakliyeciler ne yapıyor? Bu telefonu aldıktan sonra bir nakliyeci bu malı satıcıdan alıp bana getirecek. Doğru mu? Nakliyeci. Şimdi nakliyeciler şunu yapamaz mı? 100 bin dolarlık malı gider satıcıdan alır. İşte 70 bin dolar benim örneğimdeki. 70 bin dolarlık malı gitmiş satıcıdan almış nakliyeci ve ortadan kaybolmuş. Şimdi ben bekliyorum alıcı olarak mal gelsin. Satıcıya diyorum ki abi ne oldu bizim mallar? Satıcı diyor ki nakliyeciye verdim. Nakliyecinin bilgileri şunlar. Nakliyeciyi arıyorsunuz kapı duvar. İki tarafta da telefon yok, hiçbir şey yok. Ulaşılabildiğin kimse yok. Ne oldu? Nakliyeci birimizi dolandırdı. Kimi dolandırdı? Bunu sonra çözeriz ama ya sonuçta nakliyeciler firmaları dolandırıyor. Şimdi firmalar dolandırıldı. Ben paramı ödedim, malımı ver diyorum. Bu diyor ben malımı verdim. Benlik bir şey yok. Mahkemelik olduk. Şimdi ne yaptı? Ticaret durdu. Ticaret dursun istemiyoruz tabii. Ama bu nakliyeci, hadi bir kere daha başka bir ticaret düşünelim. Başka bir ticaret düşünelim. Yine bizim satıcımız başkasından peşin peşin parasını almış. Bu sefer 100 bin dolar almış diyelim. Çok gitti. Bu sefer 100 bin dolar almış diyelim. 100 bin dolar olarak mal yükleyecek. Yine aynı nakliyeci geliyor diyor ki abi ben taşıyayım mı malını? Şimdi siz satıcı olsanız aynı nakliyeciye bir önceki sevkiyatta 70 bin dolar malınızı alıp yok olan nakliyeciye 100 bin dolar mal teslim eder misiniz? Etmezsiniz. O yüzden nakliyeciye diyorsun ki sana mal yok abicim. Sen dolandırıcısın. Git işine. Evet. Bu söylüyorsunuz. Nakliyeci sizi dolandırdı. O da diyor ki bir dakika abi. Bir dakika abi. Kaç para dolandırdım seni? Bak dolandırıcı deme diyor. Güceniyorum. Kaç para dolandırdım seni? Niye yok ya? Çocukların monopoli kağıtları var. Burada 100'e buldum. Kaç para dolandırdım seni diyor. 100 lira. Al diyor 100 lira sana. Mal bedeli. Pardon. Ne kadarlık mal yükleyeceksin diyor. Bir toparlayayım. Şimdi daha önce sizi 70 bin dolar dolandıran bir nakliyeci var. Şimdi de 100 bin dolarlık bir sevkiyat yapacaksınız. Aynı nakliyeci diyor ki abi ben taşıyayım malını. Sen de diyorsun ki sen dolandırıcısın. Sana mal vermiyorum. Yok abi diyor biz tövbe ettik. Normal yola döndük. Ver malını ben taşıyayım. Diyorsun ki 100 bin dolarlık malı sana bir daha teslim etmem. Abi diyor al sana 100 bin dolar. Bak sana 100 bin dolar. Malı bana teslim et. Eğer diyor malı teslim etmezsem 100 bin dolar mal bedeli sen de işte diyor. Adamın parasını ödersin konu kapanır. Mantıklı mı? Mantıklı. Bu firma nakliyeciden 100 bin dolar alıyor teminat olarak ve malları teslim ediyor. Bu arada bizim nakliyeci gerçekten tövbe etmiş. Götürüyor malı teslim ediyor. Geliyor diyor ki abi senin malını teslim ettim. 100 bin dolar nakliye sana teminat vermiştim. Onu iade et. Artı diyor 5 dolar da işte bu nakliyenin taşıma ücreti. Bana 105 dolar iade et diyor. Firma da diyor ki geçmiş olsun. Sen tövbe ettin ama diyor ben bozdum. Tövbeyi ben bozdum. Hani sen beni 70 bin dolara dolandırmıştın ya diyor. Ona say. Öbürünü de faizine say. Hayda. Firmalar birbirine güveniyor. Ticaret yapacak ama nakliyeciler işi mahvediyor. Şimdi ilkinde nakliyeci firmayı dolandırdı. İkincisinde ise firma nakliyeciyi dolandırdı. Bunların birbirini dolandırmadan taşıma yapabilmesinin bir yöntemini bulmamız lazım. Bunlar birbirini dolandırmadan nasıl taşıma yapacaklar? Nakliyeci gidiyor, devlete diyor ki, sayın devletim diyor, ben uluslararası taşımacılık yapmak istiyorum, bana yetki ver. Devlet de diyor ki, o zaman bana teminat ver. Nakliyeciler devlete teminat yatırıyorlar. Devlete teminat yatırdıktan sonra devlet de nakliyecilere senet teslim ediyor. Bakın, bunlar senet. Bunlar senet. Al sana bir senet, iki senet, üç senet, 4 sene teminat kaç tane yatırmış diyelim? 500 lira teminat yatırmış. Al diyor sana 500 liralık senet. Şimdi geldik aynı taşımacının bir malı daha var. 90 bin dolarlık bir mal satmış abi. Geliyorum adama diyorum ki abi diyorum senin malını taşımak istiyorum. Tamam diyor taşı sorun yok ver mal bedelini. Yok diyorum abi ben bedeli vermeyeceğim diyorum.
O zaman da diyor ben sana vermem, sen beni dolandırıyorsun. E mal bedeli verirsem de sen beni dolandırıyorsun abi diyorum. Şöyle bir şey yaptım diyorum. Bak devletten senet aldım diyorum. Sen malı bana ver. Ben sana senet vereyim. Daha sonra götüreyim. Mallarını teslim edince de sen bana mal bedeli ödemesi yapar. Taşıma ödemesi yaparsın diyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ben malları aldım ve kayboldum diyelim. Ama satıcının elinde ne var? Senet var. Senedini veriyor devlete. Benim teminatımdan parasını alıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Diyelim ben kaybolmadım. Malı götürdüm. Düzgünce teslim ettim. Geldim buraya ve benim elimde senedimi iade etmiyor. O zaman ne yapacağım? Mahkemeye gideceğiz. Kimin haklı olup olmadığı ortaya çıkacak ve senedimi mahkeme yoluyla iade alabileceğim. Ama en azından nakliye sektöründe, dış ticaret sektöründe nakliyecilerin alıcı ve satıcıları dolandırmasının önüne geçilmiş oluyor. Bu senetlerle. Bu senetlerin adı ne? Konşimento. Konşimento nedir? Kıymetli evraktır. Malın mülkünü taşır. Senettir. Şimdi dedik ki geri çekip hemen ilerliyorum. Alıcımızla satıcımız anlaşmış. Ödeme şeklimiz ne? Peşin ödeme. Alıcımız gitti bankasına, parayı verdi. Bankacının banka parayı satıcının bankasına yolladı. Satıcının bankası da parayı satıcıya ödedi. Satıcı da ne yaptı? Malları yükledi. Malları yükledi. Nakliyeciye teslim etti. Ama ne diyor satıcı nakliyeciye? Bana mal bedeli kadar senet ver. Üstünde malın detaylarını yazdığı bir senet ver. Satıcıdan senedini aldı. Şimdi malları yolladı. Ama malları yolladı diyelim. Karşı tarafa mallar vardı. Şimdi ben nakliyeci olarak malları taşıdım. Malları teslim etsem alıcıya, teslim ettim diyelim. Dönsem satıcıya desem ki bana senedimi iade et, etmese mahkemelik olsak uzun uzun uğraşacağız değil mi? Bunu yapmak yerine götürdüğüm yerde nakliyeci olarak malı teslim etmiyorum. Diyorum ki bana senedimi iade ederseniz sizin malınızı teslim ederim. Yoksa size mal teslim edemem diyorum alıcıya. Alıcı diyor ki satıcıya bir dakika diyor ya ben sana para ödedim diyor. Evet ödedin diyor. Benlik hiçbir bakiyen yok. E mallar geldi diyor. Evet. Nakliyeci diyor senedini istiyor. Senedini istemeden malı vermiyor. Abi diyorsun hemen kargoluyorum. Satıcıya. Bakın konşimento uluslararası ticarette nakliyecilerin alıcı ve satıcıları dolandırmaması için malı. Hikmet internet problemimiz var mı? Hikmet. Zaman zaman yavaşlama oluyor ama genel Hikmet. olarak akıcı. Tamam. Bu arada yine baştan yazmıştım ama uyarayım, hatırlatayım. Sunum esnasında soru alamıyorum. Sunum esnasında sorularınız varsa iki tane arkadaşımız soru cevaplamak için benimle birlikte Zoom'da Mustafa Hocam, Mustafa Eroğlu Hocam. Mustafa Eroğlu Hocam uzun süre bankalarda dış ticaret departman yöneticiliği yapmış. Akreditif konusunda, uluslararası ödemeler konusunda bir üstad. Şu anda da bir firmamızın dış ticaret müdürlüğü görevini yürütüyor. Mustafa Hocam tekrar hoş geldin diyorum. Birisi de müşavir arkadaşımız, gümrük müşavir arkadaşımız Erdem Buldu. Teslim ödeme şekilleriyle ilgili sorunuzu Mustafa Hocama, Mustafa Eroğlu Hocama sorabilirsiniz. Onlar da host kısmında görebilirsiniz. Diğeri de Erdem Buldu, gümrük müşavir arkadaşımız. Tüm sorularınızı dış ticaret ödeme teslim şekli olsun olmasın tüm sorularınızı Erdem arkadaşıma da sorabilirsiniz. İlyas Ateş de var hocam. Kim var? İlyas da mı İlyas Ateş. hatta? O süper. Katılımcıdan çok hocayız. Süper. Yine gümrükle ilgili tüm sorularınızı İlyas Ateş'e yönlendirebilirsiniz. İlyas sen de hoş geldin. Evet şimdi ne yaptık? Dedik ki malları yani satıcının malları tek başına alıcıya yollaması hiçbir şey ifade etmiyor. Neden? Alıcının malları gümrükten teslim alabilmesi için, nakliyeciden teslim alabilmesi için bir konşimento gerekli. İki, malların gümrük işlemlerini yapabilmesi için invoice gerekli. Üç, packing list gerekli. Dört, dolaşım veya menşe belgesi gerekli. Beş, ürünün cinsine göre başka evraklar da gerekebilir. Dolayısıyla satıcının malları alıcıya yollaması yetmiyor. Aynı zamanda alıcının malları gümrükten çekebilmesi için gerekli evrakları da
alıcıya ulaştırması lazım mallarla birlikte. Peki ne yapalım? Bir zarf alıyoruz. Zarfın içine bir tane konşimento koyduk, bir tane invoice koyduk, bir tane çeki listesi koyduk, bir tane işte atele koyduk. Bunların hepsini bir zarfa koyduk. Nakliyeci zarfı diyoruz buna arkadaşlar. Ve nakliyeciye diyoruz ki al bunu zarfı mallarla birlikte götür alıcıya teslim et. Şimdi nakliye malları getirince alıcıya nakliyeci zarfını teslim ediyor. Alıcı nakliyeci zarfının içinden bakıyor invoice, packing list, ATV, Euro bir menşe forma neyse. Dolaşım belgesi bir de konşimento yani senet, yük senedi. Konşimentoyu nakliye şirketine teslim ediyor ve nakliye şirketinden ordünü alıyor. Abi ordünü ne? Hani o nakliyecinin senedini verecektim, malı alacaktım. Evet arkadaşlar, nakliyecinin senedini alıp malı alacaksın ama Türkiye'de de şöyle bir durum var. Türk devleti diyor ki bir dakika diyor, Türkiye'ye giren her maldan vergi alırım. Yani gümrük vergisi alırım, ÖTV alırım, ilave gümrük vergisi alırım, ek mali yükümlülük alırım. 15 tane vergi çeşidimiz var. Hiçbir şey alamasam KDV alırım. Mal bedelsizse bakın böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Genelde bedelsiz gelen mallarda hiçbir vergi ödenmeyeceğini düşünüyor mükellefler. Ama devlet diyor ki mal bedelsizse bedelsiz beni ilgilendirmiyor. Sen malın bedelini ödememiş olabilirsin ama ben diyor KDV alacağımdan vazgeçmiyorum, vergi alacağımdan. Mal sana bedava geldi diye ben vergi almayacağım diye bir kural yok. O sana bedava gelmiş. Ben vergisini alırım malın diyor yine. Evet, dolayısıyla devlet nakliyecinin Türkiye'ye getirdiği malı diyor ki bir gümrüklü alana indirmek zorundasın. Ya gümrük sahasına, ya geçici depolama yerine, ya antrepoya. Yani Türkiye'ye gelen mallar 3 tane yerden birine inmek zorunda. Ya geçiş gümrük sahası, gümrük su falan sahası diyoruz. Ya geçici depolama yeri ya da antrepo. İşte mesela limanlarda gümrük sahası arkadaşlar aynı zamanda geçici depolama yeri statüsü görüyorlar. Gümrüğe gelen mallar buraya inmek zorunda. Şimdi nakliyeci diyor ki bir dakika diyor benim senedim var. Ben malı senetsiz teslim edemem. Satıcıya senet vermiştim diyor. Gümrük de diyor ki malı bana teslim et. Al sana bir tane ordino. Şimdi nakliyeci malı gümrüğe teslim ediyor ve elinde bir ordino var. Siz nakliyeciye diyorsunuz ki malım nerede? Gümrüğe teslim ettim diyor. İspatla diyorsun. Bir tane ordino var. Siz yük senedinizi nakliyeciye veriyorsunuz. Nakliyeci ordinoyu veriyor. Evet. Sistemi bir daha anlatıyorum. Nakliyeciler malı satıcıdan alırken ona bir tane senet verirler. Satıcıların malları alıcıya yollaması yetmez. Aynı zamanda nakliyecinin kendisine verdiği senedi de alıcıya göndermesi lazım. Alıcılar nakliyecilere senedini teslim edip nakliyeciden malı alırlar. Senetle malı değiştirirler nakliyeciden. Ama Türkiye'de devlet diyor ki malı gümrüğe indirmek zorundasın. Yani nakliyeci malı verip senedini alacak ama bir dakika devlet araya giriyor. Diyor ki malı bana teslim et. Al sana ordunu. Malı devlete teslim edip devletten ordino alıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Ordinoyu firmaya verip senedini aldın. Nakliyeci olarak kurtardın senedini. Ne alıcıda ne satıcıda senedin kalmadı. Firma ne yapıyor? Ordinoyu gümrüğe verip gümrük işlemlerini bitirdikten sonra malını gümrükten alıyor. Evet. Evrakları nasıl yollayabiliriz? Yani içinde şu evrak setini nakliyeci zarfı yapıp nakliyeci ile birlikte yollayabiliriz. Ama bazı nakliyeciler bunu kabul etmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Kargoya veriyoruz. DHL, FedEx, UPS, TNT kimse artık. Aramex kargoyla yollayabiliyoruz. Bankalarla hiç kabul etmez yani. Peşin ödemede bankaya deseniz ki al abi şu evrakları karşıya yolla. Ya bankalar yollamaz, topa girmez. Ama diyelim çok hatırlı müşteriyseniz sizin adınıza kargo yapıp kargo parasını sizden ister yani. Başka bir şey yok yani. Ya hiçbir sorumluluğu yok, hiçbir riski yok. Yani burada peşin ödemede bankalar alıcı ya da satıcı arasında araya girip risk üstlenmezler. Hiçbir sorumluluk taşımazlar. Sadece para transfer ederler. Dolayısıyla peşin ödemelerde evraklar %90 nakliyeci ile yollanır. Hani %10 da kargoya verilir veya işte alıcı ile satıcı arasındaki gönderme şekli neyse ona göre gönderilir.
Hani peşin ödemede, çünkü satıcının istediği tek şey var. Bir an önce alıcı malına kavuşsun. Malına kavuşmuş ama evrak olmadığı için malı çekemez ki. Evrak da bir an önce alıcıya ulaştırmaya çalışıyor. Evrak en hızlı alıcıya nasıl ulaşır? Mal beraber yollarsın abi. Nakliye şirketi götürür. Evrakları alıcıya teslim eder. Evet. Siz alıcı olarak malınız gelmiş, konsümantörünüz gelmiş. Konsümantörü ne yaptınız? Verdiniz. Nakliyeciye ordino aldınız. Ordino'yu ne yaptınız? Verdiniz gümrüğe, malınıza kavuştunuz. Ama gelin görün ki mal kırık. Mal bozuk. Mal yok. Mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. İyi de riskli değil mi abi o zaman peşin ödeme şekli alıcılar için? Riskli. Niye kullanıyorlar? Çünkü güven var. Yani güveniyorsan satıcıya peşin ödemede çalışırsın. Mal bozuk, yanlış mal gelmiş. Satıcıya dersin ki ya yanlış mal gelmiş. Evet çok haklısınız, kusura bakmayın deyip hemen doğru malı yükleyebilir. Diğer malın lojistiği kendisine ait olmak üzere iade de alabilir. Yani eğer güvendiğiniz satıcılarsa zaten sadece peşin ödeme çalışıyorsunuz. Evet, peşin ödemeyi baştan bir toparlayalım. Ben satıcı tarafına geçiyorum. Satıcıyım. Bir peşin ödeme. Hiçbir şey yapmıyorum. Bekliyorum abi diyorum. Mal, paranı gönder. Karşı alıcı harekete geçiyor. Götürüyor. Parasını bankaya veriyor. Bankadan bize geliyor. Peşin ihracat bedeli olarak geliyor. Şu an bizim bankaya paramız geldi. Ama bu para ne? Peşin ihracat bedeli. Peşin ihracat bedeli. Biz bu parayı bankadan döviz olarak da çekebiliriz. Bozdurabiliriz de. TL olarak da çekebiliriz. Döviz alım belgesine bağlayacak TL bozdurursak. Bozdurmazsak da döviz beyan tutamayız. En son slaytımıza gelelim. İhracat bedeli kabul belgesi. İhracat bedeli kabul belgesine bağlayacak. Eğer siz bu parayı bankadan döviz olarak almak isterseniz ihracat bedeli kabul belgesine bağlayacak. Eğer bozdurursanız da size döviz alım belgesi bağlayacak. Şimdi Türkiye'de ithalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. Ama ihracat bedelleri 5 yolla tahsil edilebilir. 5 yolla tahsil edilebilir. Şimdi ilk yolda bankayla gelmiş. Biz bankaya gelen parayı ihracat bedeli olarak bozdurabilmemiz için bankaya diyoruz ki bunun peşin ihracat bedeli olarak alımının yapılmasını istiyorum. Banka bunu peşin ihracat bedeli olarak size ödediğinde ne yapıyor? Takibe geçiyor. 180 gün içerisinde ihracatı yapıp yapmadığınızı takip etmeye başlıyor. Neden takibe geçiyor? Çünkü yurt dışından gelen kısa vadeli kredilerde KKDF kesintisi var. Kredileri ikiye ayırıyoruz. Kısa vadeli krediler 2 yıldan daha aşağı. Mustafa abi sallıyorsan beni düzelt lütfen. 2 yıldan daha aşağıki kredilere kısa vadeli kredi, 2 yıldan daha uzun vadeli kredilere uzun vadeli kredi diyoruz. Kısa vadeli kredilerde %6 mı 3 mü ne KKDF kesintisi var. Mustafa abi araya girmek ister misin? Mustafa abi. Peki. Devam ediyorum. Estağfurullah hocam, gayet iyi anlatıyorsun, sağ olun. Abi %2 yılı doğru söylüyorum değil mi? Bir sallama yok. Yo yo, doğrudur hocam. 2 yıldan kısa vadeli kredilere kısa vadeli, 2 yıldan uzunlara uzun vadeli kredi diyoruz. Peki kredilerdeki KKDF kesintisi 3 mü 6 mı? Hocam, Var mı ezberinde? ne oldu ama bir günceli bakmak lazım, değiştiği için. Evet arkadaşlar, eğer hesabınıza gelen bir para kısa vadeli kredi ise KKDF kesintisi var. Şimdi siz hesabınıza bir para gelmiş ve bunun KKDF, ama bu peşin ihracat bedeli. Siz bunun peşin ihracat bedeli olduğunu söylemezseniz kısa vadeli kredi olarak kabul edilip KKDF kesintisi yapılarak size ödenir. Dolayısıyla bunun peşin ihracat bedeli olduğunu söylüyorsunuz. Siz şimdi peşin ihracat bedeli olduğunu söyleyince bankada ne yapıyor? Acaba bu kısa vadeli krediydi de KKDF ödememek için mi böyle beyan edildi? Bunu takip ediyor. Peşin ihracat bedelleri karşılığında ihracatın 180 gün içi 180 değil. Peşin ihracat bedelleri karşılığında ihracatın 18 ay içerisinde yapılması gerekiyor. 18 ay. 18 ay içerisinde yapmazsanız ne oluyor? O zaman bundan da KKDF kesiliyor. Dolayısıyla peşin ihracat bedeli dediğiniz an banka bu parayı takip ediyor ve 180 gün içerisinde 18 ay. 18 ay içerisinde ihracat yapılmazsa bu paradan KKDF kesmeye kalkıyor.
Mustafa abi özelden yazdı. %15 diyor KKDF kesintisi kısa vadeli kredilerde. Evet Mustafa abi araya girebilirsin. Hiç sıkıntı yok abi. Eş hocayız. Ben sunum kısmındayım. Sen daha uygulama kısmındasın. Akreditifin özellikle. Evet. Ne yaptık? Peşin ihracat bedeli bir bankalar aracılığıyla ödenebilir arkadaşlar. İki peşin de gelebilir. Yani Türkiye'de ithalat bedellerini sadece bankalar aracılığıyla ödemek zorundasınız. Ama ihracat bedeli tahsil ederken nakit de alabilirsiniz. Nakit almanın yöntemine abiler cebine parayı koyacaklar, gelecekler Türkiye'ye. Havaalanında bu bavullarımızı aldığımız bölüm var ya, orada ya da böyle açılır kapanır bir kapı var. Hemen onun yanında böyle zaten açılır kapanır kapıya bakın arkadaşlar. Üstünde yeşil bir tabela var. Yeşil tabela ne demek? Yürüyerek gümrük beyanı yapılan hat. Aslında siz o açılır kapanır kapalı üstündeki yeşil tabelanın altından yürüyerek bir gümrük beyanı yapmış oluyorsunuz. Zaten üstünüzde çantanızda böyle gümrüğe tabi eşya var, ticari eşya varsa, ticari eşya varsa o kapıdan çıktığınız an hemen sizi mali polis çeviriyor ve diyor ki şunları bir X-ray sokalım. X-ray soktu diyelim, üstünüzde ticari eşya çıktı. Ne yapıyor? Hakkınızda kaçakçılıktan işlem başlatıyor. Ben ne yaptım ki diyorsun? Yeşile yürüdün. Yeşile yürümek gümrük beyanı yapmak. Onun yerine nereye yürüyecektin? Hemen yeşilin yanında kırmızı tabela var. Kırmızı tabelaya yürüyecektin. Şimdi yurt dışından yanınızda para getiriyorsanız ya o kırmızı tabelaya yürüyeceksiniz ya da o alanda gümrük ofisi var. Gümrüğün yeri var. Gümrüğe gidip diyeceksiniz ki para getirdim üstümde para var. Gümrük diyecek buyurun sayalım. Parayı sayacaklar 100 bin dolar. Niye geldi? Şu firmaya getirdim. Şu firmaya getirdim. Peşin ihracat bedeli olarak getirdim. İhracat bedeli olarak getirdim diye tutanağa bağlayacaklar arkadaşlar. Bu tutanaktan hangi bankaya teslim edilecekse para ya da şöyle bu tutanaktan size verecekler. Siz parayla birlikte tutanağı getirip satıcıya vereceksiniz. Satıcı bankasına verecek. Satıcının bankası gümrükten teyit alacak. Bu para gerçekten gümrükten mi girdi yoksa kendisine sahte bir tutanakla mı para teslim edildi? Gümrükten teslim aldıktan sonra sizin işleminizi nihayete erdirecek. Evet, ihracat bedeli tahsil yöntemlerinden biri bankalar aracılığıyla gelebilir. İki, yurt dışından almış kredi kartlarıyla da Türkiye'de ödeme yapabilir. Bu da aslında banka. Yani kredi kartla banka ödeme yöntemi sonuçta. Kredi kartlarıyla da gelebilir. Nakit de gelebilir. Nakit de gelebilir. Hiç gelmeyecek ülkeler var arkadaşlar. İki tane hiç gelmeyecek ülke var. Dört tane de nakit beyan tutanağı vermeyecek ülke var. Onları birazdan söyleyeceğim. Başka nasıl gelebilir? Yani kambiyo mevzuatımızda posta çekleri falan diyor ama Türkiye'de çok kullanılan bir yöntem değil herhalde. Evet, yurt dışından bizim paramız geliyor abi. Evet, biz satıcıyız. Paramız geldi. Riski sıfırladık. Şimdi karşı tarafın malını yollayacağız. Malını yolladık. Nakliyeciden konsümantomuzu aldık. Faturamızı kestik. Konsümantomuzu aldık. Faturamızı kestik. Çeki listemiz var. ATR, Eurobir, forma, menşe, dolaşım belgemiz veya menşe veya dolaşım belgemiz var. Ürüne göre eklememiz gereken başka evraklar olabilir. İşte C evrakları olabilir, bitki sağlık sertifikası olabilir, gıda sağlık sertifikası olabilir, veterinerlik belgesi olabilir. Ürüne göre eklememiz gereken başka evrakları da alacağız. Biz de alfa koyuyoruz. Ve mallarla birlikte karşı tarafa yolluyoruz. Buna kaptan postası deniyor arkadaşlar. İşte nakliye şirketine teslim ediyoruz nakliyeci zarfı şeklinde. O da götürüp yurt dışındaki alıcıya malla birlikte bu zarfı teslim ediyor. Niye? Bizim ilk tek amacımız var. Biz paramıza kavuştuk. Karşı tarafta malına kavuşsun. Karşı taraf açısından satıcı açısından yapacak başka bir şey kalmadı. İş bitti. Alıcı açısından geçiyorum. Alıcılar ne yapıyor? Bankaya şimdi biz alıcıymışız gibi değerlendirelim. Peşin ödeme mal alacaktık. Bankaya dedik ki peşin ödeme bedeli bir transfer yaptık. Transfer talimatı verdik. Altına invoice packing list koyduk diyelim. Invoice koymamız yeter. Invoice veya proforma başka bir şey koymuyoruz altına. Invoice veya proforma koyduk ve ödememiz yapıldı. Ödeme yapıldıktan sonra transfere ilişkin ID'yi istiyoruz. ID bilgisini aldık. Şimdi biz niye ödemeyi ispatlıyoruz? Niye ID bilgisi alıyoruz? Malımız gelmiş gümrükten çekelim. Türk Devleti diyor ki peşin ödeme yöntemlerinde vergi almam. Vadeli ödeme yöntemlerinde KKDF alırım. Peşin ödeme yöntemlerinde vergi almam.
yani peşin ödeme ve sahip mukabili ödeme ve peşin aktif. Üçünde diyor KKTC'de kesintisi yapmam. Ama mal mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, vadeli aktif. Bu üçünde sizden %6 KKTC kesintisi yaparım. Her şeyden mi? Hayır. Her şeyden yapmıyor arkadaşlar. Onu da ayırdı. Ham maddelerden, yardımcı maddelerden, üretim girdilerinden yapmıyor. Ama daha çok son tüketiciye hitap eden ürünlerin tamamında neredeyse KKDF kesintisi yapıyor. Şimdi siz peşin ödeme yaptığınızı niye ispatlıyorsunuz, ispatlamak zorundasınız? KKDF ödememek için ispatlarsınız. Hemen Mustafa abi araya gelip düzeltebilirsin istiyorsan. Çok kısa. Tamam. Mustafa abi hemen bir mevzuat kontrolü yapmış. Bana özelden yazdı. Diyor ki Ali tüketici kredilerinde %15, ithalattaysa %6. Yani peşin ihracat bedeli diye getirdiğiniz paralar karşılığında ihracat yapmazsanız %6 KKDF ödemek zorunda kalacaksınız diyor. Burada da zaten durum aynı. Peşin ithalat bedelini ispatlayamazsanız %6 KKDF ödersiniz. Peşin ithalat bedelini ispatlayamazsanız %6 KKDF ödersiniz. %6 KKDF ödememek için KKDF nedir? Biraz da ona açıklık getireyim. Kaynak kullanımı destekleme fonu. Kaynak kullanımı destekleme fonu. Yine uygulamada niye KKDF ödüyoruz? Ticari tahammüller gereği sistem şöyle çalışıyor. Şimdi benim param var. Kaç param var? 5 param var. Kaç paralık adamım? 5 paralık adamım şu an. Ama nasılım? Nakitteyim, keşteyim. Keşteyim. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki 5 liralık mal alacağım. Evet, 5 liralık bir malzeme bu. Al diyorum 5 lirayı. 5 liralık malzemeyi aldım. Şimdi kaç paralık adamım? Yine 5 paralık adamım. Daha önce de 5 paralık adamdım. Yine 5 paralık adamım. Ama daha önce efektifte 5 paralık adamdım. Şimdi ise malda 5 paralığım. Daha önce 5 para nakitim vardı. Şimdi ise 5 paralık malım var. Ben bir haksız zenginleşme yaşadım mı? Hayır. Başkasının parasını kullandım mı? Hayır. Sıkıntı yok. Şimdi seyredin. Bende hiç para yok. Hiç. Ticaret yapmak istiyorum. Evet. Gidip bankaya diyorum ki bana 5 para kredi verir misin? Banka diyor ki hay hay 1 lira komisyon ödersen, 1 lira faiz ödersen tabii ki veririm. Tamam diyorum 1 lira al sana banka faiz ödeyeceğim. Bana 5 lira ver. Banka 5 lira verdi. 5 lirayı yolladım. 5 liralık mal geldi. Evet. 5 liralık malı sattım. Paramı kazandım. Paramdan da işte bankanın faizini ödedim. Bankanın borcunu ödedim. Sıkıntı var mı? Yok. Durduk yerde Türkiye'deki banka benim kardan 1 lira aldı. Şimdi benim param yok. Yurt dışındaki satıcıya diyorum ki bankadan da kredi almıyorum. Yurt dışındaki satıcıya diyorum ki abi yolla. Yolla parayı. Yolla malı. Satayım. Sana paranı sattıktan sonra ödeyeyim. Şimdi yurt dışından mal geldi. Bu ne aslında? Bu bana verilmiş bir kredi. Yani mal bedeli almadan bana mal yollanıyorsa bu bana verilmiş bir kredidir arkadaşlar. Devlet de diyor ki sen yurt dışından bir kredi bulursan o krediyi Türkiye topraklarında kullanarak para kazanırsan beni de destekle. Bak daha önce bankaya veriyordun, piyasa canlanıyordu. Şimdi de diyor beni destekle. Bak bu daha önce senin bankaya ödediğin faiz. Şimdi de diyor %6 KKDF istiyorum, beni destekle. Kaynak kullanımı destekleme fonu. Yurt dışından bir kaynak bulursan, o kaynağı kullanarak Türkiye toprakları üzerinde para kazanırsan beni de destekleyeceksin diyor devlet. Devlet olmak için ne lazım? Devlet olmanın nasıl devlet oluyorsun? Vergi topluyorsun. Devlet vergiyi neye göre topluyor? Bir, yerellik ilkesi, iki, kişisellik ilkesi. Kişisellik ilkesine Türk kişileri kaça ayırıyorduk? Üçe. Gerçek kişi, tüzel kişi, ortaklıklar. Türk kişileri dünyanın neresinde para kazanırsa kazansın, Türkiye'ye getiriyorlarsa devlet diyor ben vergimi alırım. Vergisini alıyor. İki, yerellik ilkesi. Türk toprakları üzerinde hangi kişi, ister Türk kişisi, ister başka kişi, ticaret yapıp para kazanıyorsa devlet diyor ben vergimi alırım. İşte hatırlayın Google, Facebook, işte Twitter bunlardan ne istiyor devlet? Türkiye'de
Ya Türkiye'de bir sürü insan size reklam veriyor. Para kazanıyorsunuz diyor. Türk toprakları üzerinde para kazanıyorsunuz. Benim devlet olarak egemenlik haklarımın ihlali. Sizden vergi alamıyorum. Açın şurayı ofis, bana vergi ödeyin diyor arkadaşlar. Yersellik ilkesi. İşte KKDF'den Google'a nasıl bağladım? Gördünüz. KKDF'de ne yapıyoruz? Eğer yurt dışından bir kaynak bulmuşsanız, o kaynağı kullanarak Türkiye'de para kazanıyorsanız devlet de payını alıyor. Bunun da adı ne? Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi. Evet arkadaşlar, saat 10:50 geçiyor. Tam 11'de saat başında devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Peşin ödeme. İlk bir saatte peşin ödemeye ayırdık gibi oldu ama arada bir sürü şey de anlatmış olduk. Konşument mantığını, Ordino mantığını, peşin talep bedellerinin sadece bankalar aracılığıyla ödeneceğini, peşin ihracat bedellerinin karşılığında 18 ay içerisinde ihracat yapılması gerektiğini, peşin ihracat bedellerinin bankalar aracılığıyla tahsil edilebileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Evet, peşin ödemeyi tekrar bir özetliyorum. Satıcının fiili ihracattan önce diyor mevzuat. Fiili ihracattan önce mal bedelini tahsil ettiği ödeme şekline peşin ödeme diyoruz. Alıcıyla satıcı bir sözleşme yapıyorlar ve ödeme şekli olarak peşin ödemeyi konuşuyorlar. Peşin ödemeyi konuşunca ilk harekete geçen taraf alıcı. Alıcı ne yapıyor? Götürüyor, mal bedelini bankaya veriyor. Banka bu mal bedelini satıcının bankasına yolluyor. Ama bankanın tek yükümlülüğüne mal bedeli transferi. Bunun dışında bir yükümlülüğü yok. Satıcının bankası bu parayı satıcıya ödüyor. Yine burada satıcının bankasında tek yükümlülüğü var, ödeme. Başka hiçbir şey yok. Bu bankalar 30'ar dolar komisyon alıyor ortalama dedim. Ve satıcı ihracattan önce mal bedeline kavuşmuş oluyor. Dış ticaretteki en büyük risk mal bedelini tahsil edememe riski de. Satıcı bu riski sıfırlamış oluyor. Parasını aldı. Parasını alırken ne yaptı bankaya? İhracat bedeli kabul belgesi düzenletti veya bozdurduysa da döviz alım belgesi düzenletti. Fakat bu belge tarihinden sonra banka takipte 18 ay içerisinde ihracat yapmadığına bakacak. Eğer 18 ay içerisinde ihracat yapmamışsa KKDF kesintisi yapacak. 18 ay içerisinde ihracat yapmışsa sorun yok. Sonra satıcımız malları yükledi, nakliyeciye teslim etti. Nakliyeciden konşument aldı. Kendisi o İmoş düzenledi, Pekinlis düzenledi, ATV, Euro bir format, menşe ve dolaşım belgeleri düzenledi ve mala göre varsa başka evraklarda ekleyerek bir nakliyeci zarfı yaptı. Mallarla beraber nakliyeci zarfını karşıya yolladı. Nakliyecimiz malları gümrüğe teslim etti ve gümrükten ordino aldı. Nakliyecimiz malları gümrüğe teslim etti ve ordino aldı diyoruz. Alıcı da nakliyeci zarfı içerisindeki nakliyecinin senedini nakliyeciye teslim etti ve ondan ordinoyu aldı. Gümrük işlemlerini bitirdi, ordinoyu verdi ve gümrükten de mallarını aldı. Satıcı açısından fevkalade bir ödeme şekli, alıcı açısından riskli. Alıcılarımız Türk bir alıcı, bankaya talimat vermek zorunda. Bankaya talimat verecek ve bankadan ID alacak. Peşin ithalat bedeli yaptığını ispatlayacak ki ne yapmasın? KKDF ödemek zorunda kalmasın. Peki varsa peşin ödeme ile ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Tam bir teslimiyet. Yani alıcıların satıcılara tam bir teslimiyet halindeki ödeme şekline peşin ödeme diyoruz. Advance payment zaten gördüğünüz gibi ön ödeme. Kabul kredili de açık hesap çalışmak arkadaşlar. Açık hesap. Peşinde alıcılar satıcılara çok güveniyordu ya. Şimdi de satıcılar alıcılara çok güveniyor. Geçiyorum satıcı tarafına. Satıcıların alıcılara çok güvendikleri durumda kullandığımız ödeme şekline mal mukabili ödeme diyoruz. Yani mallar karşılığında ödeme. Mallar karşılığında ödeme. Mal mukabili ödeme şekline göre anlaşmışsa bir alıcıyla satıcı, satıcımız harekete geçiyor bu sefer. Alıcı hiçbir şey yapmıyor. Satıcımız harekete geçiyor. Malları hazırlıyor. İhracatı hazır hale getiriyor. İhracat yapacak aracı yükletiyor ve malları karşı tarafa doğru yollatıyor. Şimdi mal mukabili ödemede satıcılar alıcılara çok güveniyor. Neden? Şimdi malı yolladık, mallar gitti. Bir, mal bedeli gelmeyebilir. Mal bedeli zamanında gelmez. Mal bedeli eksik gelir. Burada da tam tersi,
Satıcıların alıcılara tam bir teslimiyet söz konusu. Satıcıların alıcılara çok güvendikleri durumlarda kullanılan bir ödeme şekli mal mukabili. Yani çok alıcı peşin ödeme de mal mukabili ödeme de tamamen güvene dayalı arkadaşlar. Tamamen güvene dayalı ödeme şekilleri. Genelde yeni çalışılan firmalarla tercih edilen ödeme şekilleri değil. Ama sürekli ticaret olan firmalarda, sürekli bir mal alım satan firmalardaysa bunlar çok güven oluştuğu için çok önemli değil. Yani peşin çalışılmış, mal mukabili çalışılmış. Bunlar böyle tereddüt edilen konular değil. Uluslararası diyelim boşa mal veriyorsunuz. Valeo'ya mal veriyorsunuz. Bunlara mal verirken mal mukabili çalışabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden çalışılıyor ki Türkiye'deki birçok tedarikçi neredeyse Türkiye ihracatçının %50'si herhalde mal mukabili ödemedi. Yani tamamı alıcılarına güvendiği için malları açık hesap olarak yüklüyoruz. Mallar gitti. Mallar gittikten sonra mal bedelini getirmemiz gerekiyor. Ne kadar süre içerisinde? 180 gün içerisinde arkadaşlar. Türkiye'de ihracat bedellerini getirme süremiz ne kadar? 180 gün. 180 gün içerisinde malları mal bedelini getirmezsek ne oluyor? 5 iş günü içerisinde bankamız vergi dairesine yazı yazıyor. 185 gün. Vergi dairesi 13 gün içerisinde size yazı yazıyor. 195 gün. Size diyor ki 90 gün içerisinde bu parayı getir. Ne yaptı? 190'da koyarsak 195 günün üzerine 90 daha koyarsak 285 gün. Uzatmasıyla birlikte ihracattan sonra parayı getirmemiz gereken süre ne kadar aslında? 285 günde parayı getirmek zorundayız. 285 günde parayı getirmezsek ne olur? Arkadaşlar o zaman vergi dairesi Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor. Cumhuriyet Savcısı da getirmemiz gereken paranın %5'i kadar ceza kesiyor bize. %5'i kadar ceza kesiyor. Ama burada bir alt sınırı var. 30 bin dolar. 30 bin dolar ya da %10. Burada 30 bin dolar alt sınırı var arkadaşlar. 30 bin dolara kadar ihracat bedellerini getirmeseniz de ihracat bedelleriniz kapanıyor. 30 bin dolara kadar. Diyelim 30 bin dolar altı yaptığınız bütün ihracat bedellerini zaten getirmek zorunda değilsiniz. Ama diyelim 70 bin dolar bir ihracat yaptınız. 40 bin dolar getirdiniz. Tamam, hesabınız yine kapatıyor. Niye? Getirmek zorunda zaten değildiniz. 30 bin dolar getirmek zorunda değilsiniz. Evet. İhracatı yaptık. Amacımız ne? Alıcı bir an önce malına kavuşsun. Çeksin malını, satıyor mu, üretiyor mu, ne yapıyorsa yapsın, zamanı gelince de bizim paramızı ödesin. Peki arkadaşlar, bizim parayı baştan 365 günde getireceğimiz belliyse ne yapıyoruz? Şimdi o zaman bankaya bunu ispatlayıcı evrak sunuyoruz. Diyoruz ki benim bu malım vadeli bir satıştır. İşte eğer bu bir akreditifse akreditifi sunarsınız, bu bir vesaik mukabili işlemse vesaik mukabili, kabul kredisiyse poliçe, bono sunarsınız. Vadeli bir ödeme ise vadeli olduğunu en kötü invoice üstüne bir ibare koyun. Ödeme tarihini net gösteren bunu bankaya sunun. Banka bunu da kabul edecektir. Yani 180 gün ödeme sürenizi vergi dairesine ihbar etmek yerine sizin vade invoice'taki vadenizin dolmasını bekleyecektir arkadaşlar. Evet, malları yolladık ve bekliyoruz ki paramız gelsin. Alıcı malları alıyor, satıyor, üretiyor, ne yapıyorsa artık daha sonra bizim paramızı bankasına yatırıyor. Bankası ortalama 30 dolar kesiyor diyelim. O bizim bankamıza yolladı. Bizim bankamız da bizden bir 30 dolar kesiyor. Bizim paramızı bize ödüyor. Şimdi bu ödeme şeklinin bize maliyeti ne kadar oldu? İşte 30 dolar, 30 dolar, 60 dolara, 70 bin dolara, 60 dolara bize teslim oldu. Evet, açık hesap, mal mukabili ödeme. İhracatçı açısından sıkıntılı, para gelmez, eksik gelir, zamanında gelmez. Alıcılar açısından ise çok avantajlı. Çünkü önce malına kavuşuyor, malı satıyor, parasını kazanıyor. Ondan sonra malı üretiyor, parasını kazanıyor. Ondan sonra karşı tarafın bedelini ödüyor. Arkadaşlar mal mukabili ödemede tamamen satıcı size kredi vermiş oluyor aslında. O yüzden de KKDF kesintisi var %6. Ha, bütün mallarda mı? Hayır, dediğim gibi ham madde ve ara girdilerde yok. Son tüketiciye hitap eden ürünlerde %6 KKDF kesintisi var. Eğer ithalat tarihinden önce mal bedelini ödediyseniz KKDF kesintisi yok. İthalat bedelinden önce mal mukabili ödenmemişse o zaman %6 KKDF kesintisi yapılarak ancak gümrükten malları çekebiliyorsunuz.
Çok diyecek bir şey yok. Yani evraklar yine mal beraber gider. Kaptan postası kabul etmemişse ne yaparsınız? O zaman kargo ile yollarsınız. Kargo ile gider. Bankaların hiç evrakla alakası yok. Hiç evraklara dokunmuyorlar. Onların bir dahili yok sürece. Peki, başka açık hesapla ilgili söyleyecek bir şey yok. Geçelim bir sonraki ödeme şeklimize o zaman. Vesaik mukabili ödeme. Vesaik mukabili ödeme. Documentary demişiz. Vesaik mukabili ödeme. Vesaik Arapça kökenli bir kelime. Evraklar demek. Çoğul yani. Evraklar karşılığında ödeme. Vesaik mukabili evraklar karşılığında ödeme. Şimdi alıcımız satıcımıza çok güveniyor. Peşin peşin parasını ödüyor. Peşin ödeme çalışıyoruz. Satıcımız alıcımıza çok güveniyor. Açık hesap çalışıyoruz. Mal mukabili. Malı yolluyoruz. Fi tarihinde paramız anlaşılan tarihte paramız geliyor. Peki iki taraf arasında güven zayıf. Güven zayıf. Ama az çok da bir güven var diyelim. O zaman kullanılan teslim şekline vesaik mukabili teslim şekli. Herhalde son 6 aydır vesaik mukabili olarak bir 10 tane dolandırıcılık olayına şahit olduk. Hatta sonuncusunu gazetelerden okudunuz. Trakya tarafında bir tane hurdacının Çinlileri dolandırması. Genelde Çinliler bizi dolandırıyor hurdada. Benim şahit olduklarım hep Çinlilerin bizi dolandırmasıydı. Bu sefer de bizim biz Çinlileri dolandırmışız. Vesaik mukabil ödeme şekliyle. Peki sistem nasıl işliyor onu anlatayım. Yine alıcıyla satıcı anlaşıyorlar. Ödeme şeklimizde vesaik mukabili ödeme. Vesaik mukabili ödeme. İlk harekete geçen taraf kim? Satıcı. Satıcı ne yapıyor? Malları hazırlıyor. İhracat hazır hale getiriyor. Ve malları yüklüyor. Artık ne aldıysa herhalde. Evet. Malları yüklüyor. Mallar yolda alıcıya doğru gidiyor. Fakat mallar varsa bile alıcı malları çekebilecek mi? Çekemeyecek. Niçin? Çünkü dedik ki nakliyecilik sisteminde nakliyeciler malı alırken size senet verirler. Ancak senedini teslim alırsa nakliyeci malı teslim eder. Senedini teslim almazsa nakliyeciler mal teslimi yapmazlar dedik. Size ne yaptı? Nakliyeci senet verdi. Siz de ne yaptınız? Bir imbos düzenlediniz. Bir peking list düzenlediniz. Ekine bir ATV koydunuz. Evet, siz de evraklarınızı hazırladınız diyelim. Ne yapıyorsunuz? Mallar yoldayken evraklarınızın hepsini bankanıza teslim ediyorsunuz. Satıcı evrakları bankasına teslim ediyor. Satıcının bankası bir tane römiz mektubu düzenliyor. Römiz mektubu ne? Bir A4 kağıdı alıyor. Diyor ki ne teslim ettiniz? Bir tam takım konşimento teslim etmişsiniz. Üstüne yazıyor. Bir tam takım konşimento. Bir tam takım konşimento ne demek? Üç orijinal, üç kopiden oluşan sete bir tam takım konşimento diyoruz. Üç orijinal, üç kopiden oluşan set. Başka 3 adet invoice, 3 adet invoice teslim etmişsiniz. Yazıyor. 3 adet invoice var. 3 tane çekil listesi koymuşsunuz. 3 adet packing list var. Bir tane orijinal ATV koymuşsunuz. Bir tane orijinal menşe işaretlemesi koymuşsunuz. Bir adet orijinal menşe var diyor. Bir römiz mektubu diyoruz. Bir zarfa koyuyor. Sizin evrakları üstüne de römiz mektubunu koyuyor. Ve bu bankadan bu bankaya evrakları hazırladınız. Bankanıza teslim ettiniz. Bankanız evrakları aldı. Bir zarfa koydu. Üstüne bir römiz mektubu yazdı. Ve kargoladı. Evraklarınızı karşı ülkeye kargoladı. Şimdi bir dakika dur. Banka ne yaptı? Dedi ki bunu römiz mektubu hazırlama bedeli 50 dolar. Kargo 200 dolar. 250 dolar para aldı sizden şu ana kadar banka. Evet bu banka ne yaptı? Römiz mektubunu inceleme bedeli 50 dolar diyelim aldı. Ne yaptı? 250 dolar şimdilik size bedeli. Şimdi banka maliyetlerinden önce siz ne yaptınız? Satıcı olarak malları yola çıkardınız. Evraklarınızı bankaya verdiniz. Bankanız bir römiz mektubu hazırladı ve römiz mektubu ile evraklarınızı bu karşı bankaya yolladı. Karşı banka alıcıya diyor ki alıcı gel ödemeni yap, evraklarını al ve malını çek. Ödemeni yapmazsan ben de sana evrakları vermem, malı çekemezsin. Bak alıcımız geliyor, alıcının bankasına ödemeyi yapıyor. Ödemeyi yaptıktan sonra da evraklarını alıyor. Evraklarını aldıktan sonra bakın siz bu arada paranıza kavuştunuz. Çünkü alıcı parayı ödedi,
paranız size geldi. Alıcı da mallarına kavuştu. Evet, şimdi baştan bir daha alayım. Vesait mukabili mal satıyoruz. Satıcı ne yaptı? Malları hazırladı. Mallar yolda. Ama alıcının malları çekebilmesi için evraklara ihtiyaç var. Evrakları da bankasına verdi. Bizim bankamız evrakları karşı bankaya yolladı. Karşı bankada evraklar duruyor. Mallar da yolda. Evraklar burada, mallar yolda. Şimdi ne olacak? Dedik ki peşin ödeme alıcıların satıcılara teslimiyeti. Mal mukabili ödeme satıcıların alıcılara teslimiyeti. Arada güven var ama hani bir miktar güven var. Böyle tam bir teslimiyet durumu yok. O zaman çalışılabilecek ödeme şekillerinden bir tanesi vesait mukabil dedik. Vesait mukabil ödemede malları yolladık, evrakları yolladık. Şimdi risklere başlıyorum. İlk önce dedik ki her şey çok güzel. Alıcı gitti, parasını ödedi. Çok güzel, biz paramıza kavuştuk. Telefonu alıcı da malına kavuştu. Yani. Mallar da evet. Mallar da tam istenen kalitede. Evet arkadaşlar, mikrofonları ve kameraları kapatmayı rica edeyim. Mikrofon ve evet, alıcı da mallarına kavuştu. Şimdi böyle sistem işlerse sıkıntı yok. Sistem böyle işlerse sıkıntı yok. Peki riskler neler? Vesait mukabilinin riskleri neler? Siz hadi sistem düzgün işledi diyelim. Düzgün işlediğinde bu banka römüz mektubu azlama bedeli alır 1. Kargo bedeli alır 2. Burası da römüz mektubu bedeli alır 3. Gönderim bedeli alır 4. Burası da gönderim bedeli alır 5. 5 tane bedel. 1. Römüz mektubu azlama $50. 2. Kargo bedeli $200. 3. Römüz mektubu inceleme $50. Havale $30. $30. Ne yaptı? 30, 60, 110. 110, 200 de kargoydu. 310, $30 saldı. 310, 380, $50 da hazırlama, 380, $430 vesait mukabili paranızı aldınız. Bakın peşin ödeme ucuzdu, $60. Mal mukabili ödeme ucuzdu, $60. Vesait mukabili ödemede parayı almak size kaça patladı? $460. $400 daha pahalı bir ödeme şeklinde karşılıklıyız vesait mukabili ödemede. Yani parayı alabilmek için harcadığımız para artıyor. Parayı alabilmek için harcadığımız para artıyor. Vesait mukabilinde biraz daha para harcıyoruz. Niye? Burada bankalar işin içine giriyor. Bakın burada bankaların hiçbir riski yok. Hiçbir riski yok. Hiçbir sorumluluğu yok. Yaptığı şey ne? Sadece evraklarınızı inceleyip iletmek. Evraklarınızın teslim alıp iletmek. İncelemek de yok. Yani burada bankalar bir evrak içerik incelemesi yapmazlar. Sadece ne evrak teslim aldıysa onun tutanağını tutarlar. Buna da römüz mektubu diyoruz. Römüz mektubuyla evraklarınızı öbür bankaya yollarlar. Vesait mukabilinde nelere dikkat edeceğiz? Vesait mukabilinde konşimentoda yani malın tapusunda alıcı kısmında banka ismi yazacak. Alıcı kısmında banka ismi yazacak. Şimdi alıcı kısmında alıcı yazan konşimentolarla dolandırılan bir sürü firma var. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Vesait mukabili ihracat yapıyorsunuz. Malın tapusuna konşimento. Konşimentoda alıcı kısmına kimi yazıyorsunuz? Alıcıyı yazıyorsunuz diye. Konşimentoya alıcı yazıyorsunuz. Eğer konşimento kısmında alıcı yazıyorsa o zaman alıcılar bankasına gidip diyor ki konşimentoyu ver. Bankada diyor ki ödemeyi yapın verelim. Bir dakika diyor ya, ne ödemesi? Konşimento kimin adına? Benim adıma. Vermek zorundasın diyor. Benim adıma düzenlenmiş bir evrak bana vermemek gibi lüksünüz olabilir mi ya? Ya benim kimliğimi bana teslim etmemesi gibi bir şey bu bankanın. Banka hayır diyor, işte bankacılık kurallarına göre size veremiyoruz. Polis yoluyla bu konşimentolar bu bankadan alınır. Eğer alıcı adına düzenletmişseniz hiçbir ödeme yapılmadan konşimentoyu alırlar ve malınızı çekerler. Size 5 kuruş ödeme yapmadan. Ne oldu? Vesait mukabili mal alıp dolandırıldınız. Vesait mukabili mal satıp dolandırıldınız. Hani vesait mukabili garantiydi? Ama burada işte sizin ne yapmanız gerekiyordu? Konşimentoyu alıcı adına düzenlemeyeceksiniz. Vesait mukabili ve akreditifte konşimentolar alıcı banka adına düzenlenir. Vesait mukabili ve akreditifte konşimentolar alıcı banka adına düzenlenir. Alıcı adına düzenlenmez. Eğer alıcı adına düzenlemişseniz ve art niyetliyse alıcı konşimentoyu bankadan alır polis zoruyla, hukuk zoruyla ve mallarınızı size para ödemeden çeker. Bu bir dolandırıcılık. Peki vesait mukabili riskleri neler?
Şimdi bakın mallarınız yolda, evranız burada. Alıcı size diyor ki almayacağım ya. İstemiyorum. Malın da senin olsun, evran da senin olsun. Abi ne yaptın ya? Ben bu malı sana özel üretmiştim. Almıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Malı geri getirmek zorunda kalacaksınız. Evraklarınızı geri getirmek zorunda kalacaksınız. Ya da orada başka birini bulup malı ona satmak zorunda kalacaksınız. Bu bir risk mi? Risk arkadaşlar. İşte evran burada kalmış, malım burada kalmış. Bir de işin kötülüğü ne? Arkadaşlar vesayet mukabili mal sattığınızda nakliyeciyi siz bulun. Yani malı SİF satın. SFV satın, SİF satın. Xerox FOB satmayın. Neden? Xerox FOB sattığınızda nakliyeci de alıcı tarafından belirlendiği için sizin nakliyeciye de talimat verme lüksünüz olmuyor. Şimdi mal karşı gümrükte kaldı ya. Genelde de gümrükler malı iade işlemi yapabilmek için alıcıdan malları kabul etmediğine dair yazı istiyorlar. Çıldırırsınız. Bakın. 100 bin dolarlık malı yolladın. Adama güvendin. Evrakları yolladın. Evet. Mal gümrükte, adamın gümrüğünde, evraklar bankasında ve adam diyor ki istemiyorum malını da evrakını da. Peki diyorsun malı geri çekeceğim. Malı kabul etmediğine dair bir yazı ve hemen mahrec iade işlemi yapsın nakliyeci malı geri getirsin. Ben yazımazı vermem diyor. Strese bak. Anlatması stresli ki yaşıyoruz zamanla. Yani biz müşaviniz olarak sizin yanınızda bu stresleri yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Nakliyeciye başka yollar bulmasını istiyoruz. Yani talimatsız, karşıyla sıkıntılı olduğumuzu istiyoruz. Nakliyeci diyor ki abi bir dava kağıdı bir şey yok mu? Abi dava açtırmak zaten o ülkede 5-10 bin dolar. Ya benim zaten canım yanmış. Bir 5-10 bin dolar da dava kağıdı mı bulacağım sana malları geri getirtmek için? Bu arada alıcı insafa geliyor ve diyor ki %50 indirim yap da şu malları alayım. İnsafı bu. Ya %50 iskonto mu olur diyoruz. Tamam hadi %25 olsun bari diyor. Ve inanın böyle iskontolar yapılarak mal vermek zorunda kalıyoruz. İnsan sinirden böyle kahroluyor. Fakat bu duruma düşülüyor yani. Bu duruma düşülüyor. Bu duruma düşmemek için ne yapabilirsiniz? Baştan böyle bir taahhütname alabilirsiniz. Nakliyeciyi size yollayabilirsiniz. Ya da şöyle bir teminat isteyebilirsiniz. Dersiniz ki ya en azından lojistik maliyetini peşin istiyorum. O da peşin ödemeye girer. Sana güvensem zaten hepsini peşin öderim diyecek. O zaman diyorsun bankana bir miktar bloke para koy. De ki evrakları almazsam atıyorum 70 bin dolarlık bir malda 10 bin dolar bloke koy. 10 bin dolar bloke koy. Evrakları alma garantisi olarak. Evrakları almazsan en azından ben bu 10 bin doları alırım ve malın gidiş geliş maliyetine katlanmış olur. Malın buradaki liman masrafları RDS'ine, demojuna katlanmış olur. Benden çıkmaz, senden çıkar, ben maliyetine katlanmış olurum gibi bir şart ileri sürebilirsiniz arkadaşlar. Kabul eder etmez bu sizin artık ticari kabiliyetinizle ilgili bir şey. İkna yeteneğinizle ilgili bir şey. Ama satıcı olarak vesayet mukabilinde riskleri nasıl sıfırlayacağım ki başka? Diyeceğim ki buraya para koy. Yani başka o kadarını peşin ver. Alabiliyorsanız peşin alın. İşte lojistik maliyet bedelini, ham madde maliyet bedelini ama yok diyor. O zaman diyorsun bankana parayı bloke et. Bu şeye karşı. Yok ben para da bloke edemem. Tamam o zaman senet ver bankana. Poliçe ver. De ki 10-15 bin dolarlık poliçe veriyorum. Evrakları almazsam poliçe bedelinin karşıya ödenmesi için bankana böyle bir şey ver. Buna da yanaşmıyor abi. O zaman bir miktar riske giriyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şeyiniz yok. Bir miktar riske giriyorsunuz. Malları çıkardınız. Evrakları yolladınız. Ama kesinlikle ne yaptık? Konsümento alıcının bankası adına, alıcının adına konsümento düzenletmiyoruz. Vesayet mukabili ve akreditifte. Şimdi bunlar kimin riskiydi? Satıcı riskiydi vesayet mukabilinde. Alıcının riski yok mu? Alıcı sıfır riskli mi? Hayır arkadaşlar, alıcının da risk var. Alıcı ne yaptı? Evraklar gelmiş. Abi madem evraklar gelmiş, paramı ödeyeyim. Evraklarımı alayım. Evet, paramı ödedim. Evraklarımı aldım. Malımı çektim. Karşı taraf parasına kavuştu. Rahat karşı taraf. Benim malım da yolda. Bekliyorum mallar gelsin. Mallar geldi. Ta 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 ta. Konteyner boş. Evet, vesayet mukabili. Alüminyum ithalatı yapıyoruz. İki konteyner boş. Ortasına bir paket külçe koymuştum. Buyurun. Vesayet mukabili. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu sistem nasıl korunuruz?
Riskten korunarak da dolandırılıyoruz. Onu da anlatacağım. Bu riskten nasıl korunuyoruz? Bu riskten gözetim şartıyla korunabiliriz ancak. Gözetim şartı ne? Gözetim şartı şu. Diyeceğiz ki şu evraklar var ya, bu evrakların içine. Bu evrakların içine mallar yüklenmeden önce şu aşamada bir gözetim şirketi gelsin, bir gözetim şirketi gelsin ve malların sözleşme şartlarına uygun olarak yüklenip yüklenmediğini kontrol etsin diyoruz. Gözetim şirketi geliyor, malların sözleşme şartlarına uygun olup olmadığına dair kontrolünü yapıyor. Ondan sonra malın yola çıkması lazım. Bu taraf sözleşmeyle ilgili, gözetimle ilgili raporu da evrakların bize baştan yolluyor, uygun gözüküyor. Raporu da koyuyor vesaitlerin içine ve bize geldi. Biz de tabii gözetim yaptırdık abi, güveniyoruz artık. Güveniyoruz. Parayı ödedik, evrakları aldık. Evet, konteyner yine boş. Nasıl boş? Gözetim yaptırdık. Elimizde gözetim raporu var. Nasıl boş çıkar? Arkadaşlar, gözetim nerede yapılıyor? Gözetim gümrüklü sahada yapılmak zorunda. Gümrüklü sahada, nakliyecinin deposunda yapılmak zorunda. Yani ihracatçının fabrikasına yapılan gözetimler doğru gözetimler değil. Niye? İhracatçı fabrikasına gözetim şirketi gelmiş, malları yüklemiş, gözetim şirketi malı görmüş, raporunu vermiş, gözetim şirketi gittikten sonra malları boşaltmış, boş konteyneri yollamış. E şimdi biz de gözetim şirketine güvenip paramızı ödedik. Şimdi ne yapacağız? Gözetim şirketiyle mahkemelik olacağız. Gözetim şirketi diyecek, ben yaptım gözetimi. Dolayısıyla gözetim yaptırtacaksanız gözetimi nakliyeci deposunda, ihracat gümrüklü sahada, ihracat gümrüklü sahada da gümrük idareleri gözetime izin vermeyebilir arkadaşlar. Onu yaptıramayabilirsiniz. Nakliyecinin deposu yine en uygun olanı. Mümkünse gümrüklü saha, değilse nakliyecinin deposunda yapılmış bir gözetim ve gözetim evrandaki mühürle malların yüklenmiş olduğunu kontrol edin. Yani gözetim şirketinden malları mühürlemesini ve mühürü gözetim raporuna yazmasını, mühür numarasını isteyin. Böylece mallar daha sonra gözetim şirketinden sonra kırılıp boşaltılırsa, değiştirilirse aynısında Türkler Çinleri dolandırılırken gözetim şirketinden sonra mühürü kırmışlar. Tuğlan Pirket mi ne koymuşlar, boyamışlar. Bakın internette kimdi? Geçen haberi okurken resmini çekmiştim. Gözetim şirketinden sonra mühürü kırıp malı değiştirmişler. Bakayım haberi burada görebilecek miyim hemen, kolay mı? Çekmiştim. Tekirdağ'daki bir bakır firması, Çin'de fabrikası olan İsviçreli bir firmaya 10 bin ton bakır satıyor. Sevkiyat bir gözetim firması eşliğinde konteynerlara yükleniyor. Bak, Sevkiyat bir gözetim firması eşliğinde konteynerlara yükleniyor. Buraya kadar her şey uygun. Firma sahipleri gözetim firması gittikten sonra mühürleri kırıyor. Yerine kaldırım taşları koyuyor. Sonra son sıra kaldırım taşları da bakır rengine boyanıyor. Bir de kaldırım taşını boyamış abiler. Ya boya masrafına ne gerek vardı, yazık mı? Her gemi limanından ayrıldığında hesaplarına para yatıyor. Toplamda 36 milyon dolar ödeme yönteminin teyitli akreditif olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu tahmin. Bir arkadaş tahmin etti. Bu vesaire mukabil dolandırılmaya daha uygun bir yöntem arkadaşlar. İlk gemi vardı. Kaldırım taşlarını gören İsviçreli firma dolandırıldığını anlıyor. Sigorta şirketine başvuruyor parasını almak için. Ama firmanın sigorta poliçesi de sahte çıkıyor. Bak, sif satmış, görüyor musun? Yani Türkiye'deki satıcı sif satış yapmış. Sahte bir sigorta poliçesi düzenlemiş. Evet. Dolayısıyla dolandırıcılık mümkün. Gözetim şirketi raporu olsa bile dolandırıcılık mümkün. Gözetim şirketini gözetimi nakliyeci deposunda yapması lazım. Ben hatırlıyorum, bir tekstil firmamız var arkadaşlar. Tekstil firmamız H&M'di galiba. H&M'e mal satıyor. H&M'in gözetim şartı var. Gözetim şartında gözetim şirketi yetkilileri geliyor ve iğrenç bir gözetim yapıyorlar. Doğru düzgün mal çıkartamıyoruz. Ne yaptık? Gözetim şirketini aşabilmek için serbest bölgede şirket kurduk. Gözetim şirketleri gelip
serbest bölgede gözetim yapamadığından yurt dışı sayılmıştı. Serbest bölgede gözetim yapamadığından Almanya'da gözetim yaptırıyorduk. Barış ülkesinde gözetim. Bizim zaten derdimiz malın malla değil, gözetim şirketiyle. Buradaki gözetim şirketi canımızı çok yakıyordu. Almanya'da gözetim şirketinden sonra mallarımız çatır çatır satılmaya başlamıştı. Evet, burada da gözetim şartı koydurtun ve saygı kanunu sizi garanti altına alır. Ama bu gözetimi nereye koydurtun? Nakliyeci deposu veya gümrüklü sahada gözetim yaptırdın. Yani fabrika deposunda yapılan gözetimler işte gördüğünüz gibi hüsranla sonuçlanabiliyor. Veya varış yerinde gözetim yaptırdın. Diyin ki şuradaki gözetime istinaden parayı öderim. Eğer arkadaşlar şöyle bir şey olsaydı, bakın Türkiye kendi vatandaşını korumak için bir kuşat hakkı denen bir şey veriyor bize. Gümrüklerde kuşat hakkı. Kuşat hakkı ne? İthalat öncesi malları, gümrükleme öncesi malları görme hakkı. Yani Türkiye diyor ki şu evrakları almadan gel gümrükte malına bak. Ben sana bu hakkı veriyorum. Buna ne diyoruz? Kuşat. İyi de konşimento olmadan, ordine olmadan malı nasıl göreceğim gümrükte? Parayı ödeyeceğim, konşimentoyu alacağım. Konşimentoyu nakliyeciye vereceğim. Nakliyeciden ordine alıp malı göreceğim. Burada nakliyeciden sadece kuşat ordinosu istiyoruz. Sadece kuşat ordinosu. Nakliyeciler satıcılardan teyit alarak ya da bankalardan teyit alarak bize bir kuşat ordinosu veriyor. Biz kuşat ordinosuna gidip gümrükte malımızı görüyoruz. Eğer istenen nitelikteyse malları satın alıyoruz. İstenen nitelikte değilse biz almıyoruz mal diyoruz. İstenen nitelikte çıkmadı. Sen ne yaparsan yap. Yani eğer Türkiye'deki alüminyumcular ve bakırcılar Çinliler tarafından böyle dolandırılıyor arkadaşlar. Şurada gözetim yaptırılarak dolandırılıyor. Mallar gümrüğe geldiğinde biz bak hurdalarda, özellikle Çin'den gelen hurdalarda diyoruz ki kuşat yapalım. Yok beyanname diye beyanname boş konteynerle karşılaştığımız oldu iki kere. Kuşat yapıp boş konteynerle karşılaştığımız oldu yine iki kere. Baştan yapıp konteyner boştu. Boş. En azından beyanname açmadık. Bak beyanname açtıklarımızda gümrük de işin içine giriyor. Gümrük mevzuatına istinaden siz hem dolandırılıyorsunuz hem gümrük mevzuatına istinaden eksik kap çıktığı için takibata giriyorsunuz. Yani mağduriyetiniz katlanmaya başlıyor. Mağduriyetiniz katlanmaya başlıyor. Dolayısıyla vesait mukabilinde gözetimi Türkiye'de yaptırmakta fayda var. Eğer gözetimi Türkiye'de yaptırtamıyorsanız da burada kuşat yapmadan para ödemeyin. Size kuşat için ordino verilmesini istemiyorsa satıcı, burada art niyet vardır zaten. Yani siz kuşat art niyet vardır ama kuşat konşimentosuyla dolandırıcılık yapıldığını da biliyoruz. Kuşat konşimentosunda numune alınabilir diye bir farklı madde var. Adam bu numune alınabilir maddesine esnaden bütün malı boşaltmış. Ya kaç kere numune almış ve malı bitirmiş adam yani. Böyle de bir durum var. Tabii işte vesayet mukabili tam bir koruma sağlamaz. Hiçbir ödeme şekli tam bir koruma sağlamaz. Hani hırsıza kilit dayanmaz diyorlar ya, öyle bir şey gerçekten. Hırsıza, dolandırıcıya ödeme şekli dayanmıyor. Tüm ödeme şekilleri de açığı var. Evet, ama en azından Türkiye'deki bir alıcıysak, vesayet mukabili mal aldıysak kuşat hakkımızın olduğunu bilmek bizi bir miktar garanti altına alır. Bir de fabrikada yapılan gözetimi inanmayın. Kesinlikle nakliyecinin deposuna gözetim yapılsın. En azından nakliyecinin deposundan yapılan gözetimden sonra nakliyeci sorumlu olur. Ya da Türkiye'de gözetim yapılsın. Evet, paranızı evranızı aldı. Paranızı zaten ödemişti. Paranız size geldi. Böylece vesayet mukabili ödeme de gerçekleşti. Peşin ve mal mukabili ve parayı alabilmek 60 dolarken vesayet mukabili parayı alabilmek 460 dolarlara çıktı ortalama. Başka riski, kolaylığı hızlıca bir daha. Malları yolladım. Parası, evrakları bankama verdim. Karşıya yolladı. Birinci risk satıcı riski. Evrakları almadı, malları almadı. Yazı vermedi. Malları geri getirmek problem. Ya da malları orada başka birini bulup başka birine satacağız. Ya da mallarda iskonto yapacağız tekrar bu adama satabilmek için. Gibi gibi yöntemler var. 3 tane zarar yöntemi. Hangisini seçersen. Ya başkasını bulup sattın. Güzel, iyi. En azından İyi sattıysa satmış olabilirsin. Zararına satmış olabilirsin. Artık ne yakaladıysan. Bu adama iskontoyla satmış olabilirsin tekrar zararına. Veya malları geri getirmiş olursun zararına. Bunu engellemek için de buradan bir miktar bankaya para blok ettirdin. Ya da
teminat verdirttirdim bir şekilde ya da peşin alabildiysen peşin aldın. Bunlar da senin riskini, satıcı olarak senin riskini azaltan durumlar. Alıcının riski var, parayı öder alıcı ama evrakları alır. Sen paranına kavuşmuş olursun fakat mal istediği nitelikte çıkmaz, istediği özelliklerde çıkmaz. Bu da alıcının riski. Alıcı riskini gözetimle sıfırlayabilir ama gözetimde her zaman işte gözetim olmasına rağmen dolandırılan firmalar var. Gözetiminde nakliyeci depolarında yapılması lazım. Gümrüklü sahalarda yapılması lazım. Peki iki taraf da birbirine biraz güveniyordu ve saygı mukabiline girmişlerdi. Şimdi ise iki tarafın birbirine hiç güveni yok. Birbirini hiç tanımayan iki taraftan bahsedelim. O zaman ne olacak? Hangi ödeme şekli kullanacak? O zaman önerdiğimiz ödeme şekli akreditifli ödeme. O da documentary credit. Yani şartlı bir ödeme taahhüdü. Şartlı ödeme taahhüdü. Şimdiye kadar şöyle bir şey yaptık. Akreditife gelmeden bir kabul kredili akredit kabul krediliydi anlatayım. Öyle geleyim. Şimdi vesaire mukabili bir de kabul kredili dediğimiz bir ödeme var arkadaşlar. Kabul kredili dediğimiz ödeme diğer ödeme şekilleriyle birlikte de kullanılabiliyor. Tek başına da kullanılabiliyor. Tek başına kullanılması nedir? Tek başına kullanımı şu. Kabul kredili ödeme. Kabul kredili ödeme. Şimdi evrakları malınızı yolluyorsunuz vesaire mukabili gibi başlıyor. Evraklarınızı bankaya veriyorsunuz vesaire mukabili gibi başlıyor. Evraklarınız karşıya gidiyor vesaire mukabili gibi devam etti işte. Şimdi yapılması gereken şey ne? Alıcının parayı ödeyip evrakları alması. Ama anlaşmaya göre alıcı ödemeyi daha ileriki bir tarihte yapacak ve buna istinaden bir poliçe veriyor size. Bir poliçe veriyor. Alıcı bankasına bir poliçe veriyor ve poliçeye istinaden evrakları alıyor. Yani nakit ödeme yapmıyorsunuz. Aslında siz satıcı olarak burada almanız gereken parayı almayarak 3 ay sonra, 5 ay sonra almak üzere poliçe kabul ederek alıcıya kredi vermiş oluyorsunuz. Bakın normalde parayı al, evrakları ver. Peşin ödeme çeşidi gibi. Ama siz burada para almadan poliçe karşılığı evrak verince bu satıcının alıcıya verdiği bir kredi oluyor. Ve siz bu krediyi vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Buna kabul kredili ödeme diyoruz. Burada ödeme yapmak yerine, ödeme yapıp evrakları almak yerine poliçe imzalayarak evrakları alıyorsa alıcı buna kabul kredili ödeme diyoruz. Kabul kredili ödemenin de riskleri var arkadaşlar. Ne riski var? Adam evrakları aldı, malı çekti. Evet, daha ileriki bir tarihte poliçenin bedelini bankaya ödeyecek, ödemedi. Poliçenin bedelini bankaya ödemezse dolandırıldınız demek. Bu riski var. Bu riski sıfırlamanın da yöntemi var. Diyorsunuz ki senin alıcı olarak bankaya vereceğin poliçeye banka aval versin. Yani banka kefil olsun diyorsunuz. Böylece banka kefaleti, bu poliçeye bankanın kefaleti sizin satıcı olarak riskinizi biraz daha indiriyor. İndiriyor değil, sıfırlıyor ama işlemi biraz daha pahalılaştırıyor. Neden? Banka burada aval vermek için, banka burada aval vermek için aval komisyonu alıyor. Aval komisyonu. Eğer bu poliçe bu bankada mı kalacak? Siz kendi bankanıza mı çekeceksiniz? Bu da yine poliçenin gidiş gelişiyle ilgili masraf çıkartıyor. Kargo masrafları çıkartıyor. Banka aval vermişse ilgili tarihte poliçeyi alıcı ödemezse banka size ödüyor. Tabii bu bankada her alıcıya aval vermiyor arkadaşlar. Alıcının kredibilitesi varsa aval veriyor veya kendini garanti altına aldıktan sonra mal bedelinin belli bir miktarı kadar bloke para ya da işte teminat neyse kendini garanti altına aldıktan sonra aval veriyor. Ya da direkt kredisi vardır. Kredibilitesi olan bir firmadır. Direkt firmanın poliçesine aval verir. Kabul kredilde poliçeyi avali kullanmak pahalılaştırır ödeme şeklini ama garantisini arttırır. Garantisini arttırır. Yani satıcı bilir ki en azından ödeme tarihinde alıcı poliçe bedelini ödemezse alıcının bankası bunu ödeyecek. Buna kabul kredili ödeme diyoruz. Poliçe imzalayarak poliçe karşılığında malların ithalatını mümkün kılan evrakların teslim alınması. Poliçe karşılığında evrak teslim alınmaya kabul kredili ödeme diyoruz. Kabul kredili ödemeyi diğer ödeme şekilleriyle birlikte de kullanabiliyorsunuz. Riski var. Alıcı ödemezse alıcının insafına kalmış olursunuz. Riskini bertaraf etmenin yolu var. O da ne? Banka havali koymak. Banka havali koyarsanız biraz daha garanti altına almış olursunuz.
Bu banka aval verir mi? Bu bankanın isteği üzerine verebilir de vermeyebilir de. Bu bununla ilgili bir konu. Kredibilirlik tezisiyle ilgili bir konu. Evet, vesait mukabil ödeme günlük hayatta kullandığımız bir ödeme şekillerinden biri. İşte risk var ve kabul kredili ödeme, yine vesait mukabili peşin ödeme kabul kredili karışık kullanabilirsiniz. Mal mukabili kabul kredili olarak kullanabilirsiniz. Vesait mukabili kabul kredili olarak kullanabilirsiniz. Yani vesait mukabili kabul kredilde ne olur? Ödemenin, paranın bir kısmını öder, bir kısmı için poliçe imzalar. Ne deriz buna? Vesait mukabili kabul kredili deriz. Vesait mukabili kabul kredili deriz. Peki böyle bir ödeme şekli kullanıldığında ithalat beyannamesi üzerinde ödeme şeklini ne göstereceğiz? %50'den fazlası hangisiyse, daha doğrusu en yüksek ödeme şekli hangisiyse onu göstereceğiz. Yani şöyle düşünün. %30 peşin ödenmiş. Evet. %30 mal mukabili ödenecekmiş. Evet. Kalan %40 içinde poliçe düzenlenecekmiş. O zaman beyanname üzerinde ödeme şeklini kabul kredili gösteriyorsunuz. Beyannamenin 44. hanesine yazıyorsunuz. Mixed payment. Bu karışık ödeme. Mixed payment, karışık ödemeli diyoruz buna arkadaşlar. Beyannamenin 44. hanesinde %40'ı kabul kredili, %30'u peşin, %30'u mal mukabili yazıyoruz. Ama beyannamenin üst kısmında, ödeme şekilleri kısmında da kabul krediliyi seçiyoruz. Yani ödemenin en büyük dilimi neyse ödeme şekli beyannamede o gözükülür. Fakat detay 44. hanede yazılır. Beyannamenin beyan kısmı 44. hanede yazılır. Başka vesait mukabiliyle ilgili. Yine arkadaşlar, biz ihracatçı olarak peşin mal sattık, mal mukabili mal sattık, vesait mukabili mal sattık, kabul kuvvetli mal sattık. Dördünde de mal bedelini getirme süremiz 180 gün. Dördünde de mal bedelini getirme süremiz 180 gün. Ama ben 180 gün dediğimde şunu biliyorsunuz. 180 gün artı 5 gün ihbar süresi, artı 10 gün vergi dairesinin yazı yazma süresi, artı 90 gün vergi dairesinin para getirmek için size tanıdığı ek süre. Yani 285 gün toplamda para getirme süreniz var. Ama diyelim siz kabul kredili de adama bir yıl vade verdiniz. 365 gün. 285 günden daha uzun bir sürede parayı getireceksiniz. O zaman arkadaşlar poliçenizi, varsa sözleşmenizi, yoksa poliçenizi bankaya ibraz ettiğinizde sizin ödeme süreniz poliçeden sonra 90 gün. Poliçeden sonra 90 gün içerisinde mal bedelini getirmek zorundasınız. Poliçeden sonra başlar. Başka vesait mukabilinde eğer peşin ödüyorsanız, vesait mukabilinde peşin ödüyorsanız KKDF ödemezsiniz. Ama vesait mukabili kabul kredili yapıyorsanız, ödeme yapmadan evrakları aldınız, %6 KKDF çıkar. İthalatçılar için %6 KKDF çıkar. Yani vesait mukabili çalışıyorsanız KKDF ödemezsiniz. Vesait mukabili kabul kredili çalışıyorsanız o zaman KKDF ödersiniz. Ama karışık kullanıyorsunuz. %50'si vesait mukabili, %50'si kabul kredili. Peşin ödediğiniz kısım için KKDF doğmaz. Diğer kısım için KKDF doğar. Evet. Bir sonraki ödeme şeklimiz de akreditif. Şimdi peşin, mal mukabili, kabul vesait mukabili. Peşin, mal mukabili, vesait mukabili. Buralarda bankalar hiçbir şekilde topa girmiyordu. Bir de kabul kredili de banka aval verirse poliçeye kefil oluyor. Aslında yine bankanın uluslararası ticarete bir müdahalesi yok. Sadece bir poliçe kefaleti var. Banka burada sadece poliçe kefaleti veriyor. Yine evraklarla ilgili, başka süreçle ilgili bir müdahalesi yok. Akreditif, dokümente kredit. İşte nedir akreditif? Bir şartlı ödeme taahhüdüdür. Şartlı ödeme taahhüdüdür. Alıcıların ödeme taahhüdüne, ödeme garantisine ek olarak amir bankanın, alıcının bankasının devreye girerek satıcıya ödeme garantisi verdiği ödeme çeşidine akreditif diyoruz. Alıcının ödemesine ek olarak alıcının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif çeşidi, ödeme çeşidine akreditif diyoruz. Akreditif, bankaların şartlı ödeme taahhüdü verdiği ödeme çeşididir. Bankaların alıcıyı aradan çıkartarak, bankaların satıcılara alıcıyı aradan çıkartarak şartlı, kendisinin belirlediği şartlarda, daha doğrusu kendisinin akreditif metniyle ileteceği şartlara uygun evrak ve işlem yapılması şartıyla ödemeyi garanti ettikleri ödeme şekline akreditif diyoruz.
biraz detay verip sonra tekrar aktife dönelim. Diyoruz ki şimdi alıcıyla satıcı bir araya gelmişler ve mal alıp satmışlar. Ödeme şeklinde akreditif. Eğer akreditife göre anlaşılmışsa ilk harekete geçen taraf alıcı. Alıcı ne yapıyor? Her bankanın sitesinde var. Birazdan sunumum sonunda akreditif teklif metni dolduracağım. Bankanın sitesinden bir akreditif teklif formunu dolduruyor ve bankaya iletiyor. Bankaya diyor ki benim akreditif açtırma teklif formunda verdiğim bilgilere istinaden işte şu, Türkiye'deki şu firmaya akreditifi aç diyor kendi bankasına. Hiçbir banka akreditif teklif mektubu geldi diye hemen şak diye akreditif açmıyor. Akreditif neydi? Şu bankanın verdiği şartlı ödeme taahhüdüydü. Yani bu şu demek, akreditif şartlarına uygun evraklar verilmişse, uygun işlem yapılmışsa, alıcı satıcıya ödeme yapmasa bile, işlemden vazgeçse bile bu banka ödemek zorunda kalacak. E banka ödemek zorunda kalacaksa banka böyle bir riske girer mi? Bankalar böyle bir riske girmezler. Ne yaparlar? Derler ki sen akreditif açmamı istiyorsan akreditif bedeli kadar parayı bana bloke et. Bana bloke et. Alıcı diyor böyle bir param yok. O zaman bana ipotek getir. İpotek haciz diyeceğim mal getir. İpotek koyacağım mal bedeli getir. Benim böyle bir şeyim de yok diyor alıcı. O zaman param bloke etmiyorsun. İpotek yok, mal yok. Ben sana akreditif açmam der yani. Banka akreditif açmaz. Kendini garanti altına almadan akreditif açmaz. Ama kredibil bir müşteriyse yani bankalar müşterilerine kredi açarlar. Nasıl kredi? Nakdi kredi, gayri nakdi kredi. Nakdi kredi nakit olarak ödedikleri paralara nakdi kredileri diyoruz. Gayri nakdi krediler nedir? Gayri nakdi Pınarım afiyet olsun ama kapatırsanız sevinirim şeyi. Videoyu. Komple kapatırsanız akışı biraz daha iyi alırsınız. Evet. Akreditif bir gayri nakdi kredidir. Bankaların firmalara verdiği gayri nakdi bir kredidir akreditif. Dolayısıyla bankanın bu firmaya akreditif açması demek, bankanın bu firmaya kredi vermesi demek. Bankanın bu firmaya kredi vermesi için kendine garanti altına alması lazım ya da bu firma kredibil bir firma olması lazım ki anca akreditif açsın. Diyelim bu firma kredibil bir firma banka nezdinde veya işte bu firma para bloke etti, ipotek verdi, banka kendisini garanti altına aldı bir şekilde. O zaman banka ne yapıyor? Bu firmanın teklif metninde belirttiği malı, özelliklerini, teslim yeri, ödeme yöntemi pardon, teslim yeri, taşıma şekli gibi bütün detaylı bilgileri alıyor ve bir akreditif kuşat mektubuna çeviriyor. Akreditif kuşat mektubu nedir? Hemen göstereyim. Şöyle sizin anlamayacağınız bir dile çevirmeye çalışıyor bu dil. Nerede? Hemen bir tane akreditif kuşat mektubu hazırlayayım. Bugün bilgisayar talimatlarımı geç alıyor. Evet, böyle bir akreditif kuşat mektubuna çeviriyor. Üstünde böyle anlamadığınız kodlar var. Ne yazdığı belli değil, ne cümle var, ne bir şey var. Böyle 20, 31C, 20E, 20D. Böyle bir metne çeviriyor. Ve bunu Swift dediğimiz bankalar arası kod sistemiyle karşı tarafa iletiyor. Akreditif kuşat mektubu hazırlıyor ve Swift dediğimiz bankalar arası bir kod sistemiyle karşı tarafa iletiyor. Swift sadece akreditif için kullanılan bir yöntem değil. Bankalar arası yapılan tüm iletişimlerde, ödemelerde kullanılan bir yöntem. Karşı taraf banka ne yapıyor? Kendisine gelen akreditif mektubunu satıcısına iletiyor. Satıcısına iletiyor. Mustafa abi, akreditifi MT700 hangi kodla açıyorsunuz? 700 mü, 710 mu, 720 mi? Hocam 700 olarak MT700 olarak açılıyor genelde.
Ama bankalar arasında bir Swift line yoksa bu 990 formatında da olabiliyor. Sizin açtığınız örnekteki gibi 710 olarak da olabiliyor. Bu üçüncü bir bankanın araya girdiği anlamına geliyor. Bir bankadan başka bir bankaya devredildiğinde MT710 formatında da olabiliyor. Temlikleri neyle açıyorsunuz abi? Efendim hocam? Değişiklik bildirimlerini nasıl iletiyorsunuz Değişiklik. abi? MT707 mesajıyla. MT707 aktifteki değişiklik taleplerinde MT707 mesajıyla iletiyorsunuz. Mustafa abi devam etmek ister misin? İyi gidiyordu hocam. Dur ben bitireyim. Ben bitireyim. Üçüncü saati sana veririm abi. Devam edin, gayet iyi gidiyor hocam. Tamam bak burada biraz sallayacağım. Destek ver lütfen. Estağfurullah. Şimdi bankalar arası Swift kod sistemi hala kullanıyor değil mi abi? Kullanılıyor diyor, evet. Bu sadece bankalar arasında kullanılan bir sistem arkadaşlar. Swift'te karşı tarafa yolladım diyelim. Swift kod sistemine karşı tarafta satış ami muhabir ilişkilerini nasıl kuruyorsunuz Mustafa abi? Finansal kurumlar departmanı vardır hocam şeyde bankalarda. Bunlar bankalar arası kredi line'ları takip ediyor. İşte teyit olduğunda bu bankanın riski ne kadar, bu riske göre akredit açılabilir mi, açılamaz mı? Bunları takip ediyor. Şimdi benim bildiğim bir banka, mesela Türkiye'deki İş Bankası yurt dışında ami muhabir ilişkileri kurmaları gerekiyor. Ne yapıyor İş Bankası? Ami muhabir ilişkileri kurmakla ilgili personelini yetkilendiriyor. Personeli yurt dışındaki bankalarla görüşüyor ve ami muhabir ilişkileriyle ilgili anlaşmalar imzalıyorlar karşılıklı. Doğru mu abi? Evet, yani belirli bir kredi limiti tahsis ediliyor bankalar arasında da. Çünkü özellikle teyitli akreditlerde biliyorsunuzdur teyit bankanın riskini, yani teyit bankası amir bankanın Ami riskini banka. almış oluyor. Üstleniyor. Orada da az önce sizin de anlattığınız gibi işte amir banka nasıl akreditif açabilmek için alıcıdan bir teminat istiyorsa teyit bankası da amir bankadan bir teyit teminat veya buna göre bir kredi limiti açıyor, tahsis ediyor. Süper. Hemen abi saat başında saat 12'de akreditifle devam ediyoruz o zaman. Akreditifle yeniden başlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen bir çay kahve alıp geliyoruz. Garantisi verdiği bir ödeme şeklidir. Alıcılar ne yapar? Alıcılar bir banka, her bankanın sitesinde farklı formatta bir teklif formu var. Birazdan bir tanesini gösteririm. Teklif formunu hazırlar, bankaya iletir. Banka kredi ilişkisine göre bunu bir kuşat metnini haline sokup karşı banka iletir. Karşı bankada bunu firmaya ihbar eder. Hop, şöyle dokunalım. Şimdi ikinci kısım başlar ihbardan sonra. Satıcı malları hazırlamaya başlar. Malları hazırladıktan sonra malları sevk eder. Mallar şu an alıcıya gitmek üzere yolda. Fakat alıcının malları çekebilmesi için ne gerekli? Evraklar gerekli. Bu evrakları alıcının bankasının akreditif kuşat metninde belirlediği özelliklere göre hazırlanması gerekir. Mesela bütün evraklar üzerinde işte akreditif kuşat numarasının yazması lazım. Akreditif numarasının yazması lazım. İşte son ödeme tarihinin geçirmemesi lazım. Ödemenin aktarmalı olup olmadığına dair uygun yüklemenin aktarmalı olup olmadığına dair uygun yükleme yapılması lazım gibi gibi. Akreditif metninde birazdan göreceğimiz akreditif metnindeki özelliklere uygun yükleme yapıldığını ispatlayan evrakların bankaya veriliyor. Bu banka evrakları inceliyor. Ne kadar? 5 bankacılık iş günü. Bankacılık iş günü ne demek? Bankaların açık olduğu günler. 5 bankacılık iş günü bu evrakları inceliyor. Ama bu bankanın yaptığı inceleme nasıl bir inceleme? Şekli bir inceleme. Ne demek şekli bir inceleme? Akreditif şartına göre bir tam takım konşimento verilecekmiş. Bir tam takım konşimento var mı? Var. 3 tane peking invoice verilecekmiş. 3 tane invoice var mı? Var. 3 tane peking kısıt var mı? Var. Bir orijinal, iki kopi ATV verecekmiş. Bir orijinal, iki kopi ATV var mı? Var. Bu bankanın yapması gerektiği inceleme aslında bu şekli inceleme. İçerik incelemesi değil. Ama uygulamada bankalar müşterilerinin çıkarlarını savunmak adına içerik incelemesi de yapıp size bilgi veriyorlar. Yani bakın bu evrakların şu evraklarda şu rezervler var diyorlar. Rezerv ne? Rezerv akreditif metninde belirtilen şartlara uygun olmayan durumlar. Uygun olmayan durumlara rezerv diyoruz. Eğer rezervlik durumlar varsa bu banka sizi uyarıyor içerik incelemesi.
incelemesi yaparak aslında bu bankanın yetkisi sadece şekli inceleme yapmak. Şekli incelemesini yaptıktan sonra evraklar hazırlıyor ve karşı bankaya yolluyor, alıcının bankasına. Alıcının bankası evraklara içerik incelemesi yapıyor. Ne kadar? 5 bankacılık iş günü. 5 bankacılık iş günü de burası içerik incelemesi yapıyor ve iç inceleme sonunda sizin paranızı ödüyor. Evrakları alıcıya veriyor. Diyelim bütün evraklarınız akreditif şartlarına uygun ve alıcı diyor ki istemiyorum, vazgeçtim siparişten. Böyle bir şey yok. İstesen de istemesen de evrakları veriyor ve banka sizin paranızı size ödüyor. Böylece ne oldu? Kaldırıcı da evraklarla malları çekiyor. Evet, akreditif metni bir daha baştan sona hızlıca bir anlatıp sonra risklerine, çeşitlerine başlayalım. İlk önce alıcı bankasına teklif formunu veriyor. Banka küşat mektubunu hazırlayıp bankaya yolluyor. Banka ihba ediyor. İhbadan sonra satıcı malları yola çıkartıyor. Karşı tarafın malları çekmesi için gerekli evrakları bankaya veriyor. Ne kadar süre içerisinde veriyor arkadaşlar? Eğer akreditifte evrak teslim süresi belirtilmişse o teslim süresinde veriyor. 5 gün, 7 gün, 10 gün. Eğer teslim süresi belirtilmemişse konsümanta tarihinden sonra 21 gün. Konsümanto tarihinden sonra 21 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. Eğer 21 gün içerisinde verilmemişse bu evrağa geçkin evrak, bayat evrak gibi isimler veriliyor. Bu bir rezerv konusu. Akreditifi iptale götürür mü Mustafa abi? Akreditifi artık ortadan kaldırır aslında. Rezerv evet. Konusu şöyle bir şey. Yani ICC tarafından, Millet Arası Ticaret Odası tarafından düzenlenen broşürler var. USP 600, ICP 745 gibi. Banka evrakları incelerken aslında bu broşürler ve artı akreditifte istenen metinler şeklinde inceliyor. Yani bütün istenen evrakların bu broşürleri ve akreditif istenildiği şekilde hazırlanması gerekiyor. Ve işte dediğiniz gibi 21 gün süre varsa 20 gün içinde ibraz edilmezse stale dokümanı olarak kabul ediyor, rezervdir. Bir akreditifin rezerve düşmesi aslında orada amir bankanın yükümlülüğünün ortada kalktığı anlamına geliyor. Yani Amir Banka artık o ödeme ile ilgili edemini yerine getirme zorunluluğunda değil. Bu da tamamen bankanın ve alıcının insafına kalmış bir durum. Eğer evraklar düzeltilebilecek bir durumda değilse. Evet, 21 gün bitmişse akreditif aslında bitmiş oluyor arkadaşlar. Rezerv olmuş oluyor diye toparlıyorum. Teşekkür ettim hocam. Buradan evraklar zamanında verildi diyelim. Banka evrakları yolladı. 5 bankacılık iş günü artı 5 bankacılık iş günü. Paranızı en erken ne kadar süre içerisinde alabilirsiniz? Tabi bu banka bir günde inceledi yolladı. Bu banka da bir günde inceledi yolladı. O zaman 2 gün inceleme süresi var. Eğer valörle ilgili bir durum yoksa 2 gün valörlü olarak, hadi valörsüz gelse 2 günde öyle paranız gelse 4 gün, en hızlı 4 günde paranı alırsın herhalde. Doğru mu Mustafa abi? Teyitli olursa daha hızlı olabilir hocam. Teyitlilerde evet. Biraz daha farklı biliyorsunuz. Teyit bankası, satıcının bankası hemen parayı ödeyebiliyor. Bu Çin'deki case ile ilgili de muhtemelen benzer bir durum vardı. Ben de teyitli bir akreditif olduğu kanısındayım. Çünkü teyitli akreditifte evraklar hazırlanıp bankaya ibraz edildikten sonra akreditif şartlarını ve ICC'nin broşürlerine göre teyit bankası mı ödemekle yükümlü. Muhtemelen böyle bir şey oldu. Yani evraklar hazırlandı, işte sigortanın sahtesi hazırlandı, ibraz edildi. Bankada zaten USP 600'de bir madde vardır. Bankalar evrakları görünürlüğüyle ilgili inceler. Yani on their face diye bir ibaresi vardır bankanın. Teyitli akreditifte görünürlüğü içerik incelemesi yapmak zorunda abi. Yok, yani içerik incelemesi dediğimiz şey şu: USP 600, ISP 745. Yani banka bu evrak sahte midir, değil midir araştırması yapmaz. Yani önüne gelen evrak neyse, işte o A4 kağıdı, hard copy dediğimiz şeyler neyse onu inceler. Yani bu gerçekten de sahte olabilir mi? Bu konsümento sahte midir, değil midir inceleme zorunluluğu yok. ISP'de direkt böyle bir madde vardır. Burada da muhtemelen o evraklar ibraz edildikten sonra teyit bankasına, Türkiye'deki bankaya zaten mallar transferi ortalama 45 gün içine. Mallar varış limanına varmadan teyit bankasında 5 iş günü içinde parasını almıştır. Burada evrakların doğruluğuyla ilgili bir araştırma yapmaz diyorsun ya abi. Bu Laleli'de para transferi yapan firmalar var. Irak'tan akreditif açılıyor 5 milyon dolarlık.
Oturuyorlar kendi ofislerinde, akredite evraklarını hazırlayıp bankaya veriyorlar. İçinde ihracat gümrük beyannamesi bile var. Ve parayı alıyorlar hesaplarını. Tabi burada amaç para getirebilmekte. Eskiden de bu geçti. 5 seneden daha eski bir olaydı. İhracat yapıyor musunuz diyorum. Yapıyoruz diyor. Hani diyorum hiçbir beyannameniz bir şeyiniz yok. İşte burada abi. Bunlar gerçek değil diyorum ya. Ama parayı alıyoruz biz bunlarla hocam diyor. Evet, komikti. Evet, burada ne yaptı? Evrakları banka alıcıya teslim etti. Önce standart akreditiften devam ediyorduk. Bankada daha sonra parasını ödedi. Ama risk var mı? Var. Şimdi alıcı evrakları aldı. Mal yok çıktı. Mal bozuk çıktı. İşte şu anki Çin örneğinde olduğu gibi. Bir dolandırılma söz konusu. Gözetim şirketi yine dolandırılmayı engelleyebilir. Ama gözetimin fabrikada yapılmasının hiçbir dolandırıcılığı engellemiyor yine. Gözetim şirketinin deposunda veya nakliyecinin deposunda yapılması lazım ki veya varış ülkesinde bir fayda üretsin. Evet. Akreditif'te taraflardan bahsedeyim. Tabii daha sonra da bankada parasını aldı. Banka evrakları verdi. Ama banka parasını oldu. Daha sonra ilerleyen bir tarihte de banka. Evet. Arkadaşlar mikrofon ve şeyleri kapatırsak Bundan sevinirim. kendini şey yapıyor sabah. Ya. Beni arıyor. Atayım. Evet. Şimdi akreditifin tarafları var arkadaşlar. Çok hızlı onu anlatayım. Akreditife amilik yapan tarafa ami diyoruz. Akreditifte alıcıya ami diyoruz. Amirin bankasına da ami banka diyoruz. Amir banka. Amirin muhatabına muhatap, lehtar diyoruz. Muhatap, muhabir veya lehtar diyoruz. Bunun bankasına da muhabir banka veya lehtar banka diyoruz. Niyeyse uygulamada amirin bankası, muhabir, lehtar banka gibi ben daha çok duyuyorum. Doğru mu abi? Ustad Mikrofonum genelde doğru mu? şeydir. Amir applicant olarken yani alıcı amir applicant, satıcı da lehtar beneficiary olarak geçiyor. Yok banka. Buna amir bankayken buna muhabir banka yerine buna daha çok Bankada lehtar banka diyorlar. görevine göre değişiyor. Yani sadece ihbar bankası olarak geçiyorsa ihbar bankası, görevli bankalar geçiyorsa negotiation bank veya teyit bankasıysa confirming bank deniyor. Tamamen bankanın ne olarak hareket edeceğine göre değişiyor. Evet, o zaman şöyle genel itibariyle amir banka, muhabir, lehtar banka olarak 4 tane taraf var diyoruz. Ama bu bankanın yaptığı işleve göre bu bankaya farklı isimler verebiliyor. Bir de arada bir rambursman bank oluyor. Doğru mu abi? Evet usta, o da eğer Amir Banka ile Lehtar Bankası veya Teyit Bankası arasında bir hesap ilişkisi yoksa Rambursman Banka'da aradaki o ödemeyi aracılık ediyor. Genelde Citibank galiba abi. Mesela bizim değil mi Citibank? Dolarsa genelde Amerika'daki o büyük bankalar, Citibank, JP Morgan, Standard Chartered gibi büyük bankalar aracılık ediyor. Buna da Rambursman Bank diyoruz. Şimdi Akretif'in 4 tane tarafından bahsettik. Biraz da Akretif'in çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Akretifler sadece gayri kabul ucu açılır. Gayri kabul ucu açılır. Ne demek gayri kabul ucu? Dönülemez akretif açılır. Yani şu banka size bir akreditif ihbar etmişse artık siz bu akreditiften 4 tarafında onayı olmadan dönülemez diyor mevzuat aslında ama bu 3 tarafın onayıyla dönülemez demek. Yani size bir akreditif açıldı ve yükleme yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne oldu? Akreditif çöp oldu ve hiçbir yaptığım yok. Var mı Mustafa hocam? Akreditif UCP tahtında yok hocam. Sadece orada artık sözleşmeleri rücu edilip uluslararası tahsille bir çözülebilir. Ama akreditif tahtında akreditif açıldıktan sonra lehtarın yani satıcının bir yükleme yapma yükümlülüğü yok. Ama yine de UCP 600'de diyor ki 4 tarafında onay olmadan dönülemez. Aslında 3 tarafı yani satıcı istediği zaman kendisine açılmış bir akreditiften dönebiliyor. Ama alıcı dönemiyor veya alıcının Dönemiyor. bankası dönemiyor. Bir akreditifi ihbar ettiyse artık o akreditif şartını yerine getirmek zorunda. Satıcı eğer yükleme yapıyorsa, evraklarında ibraz ediyorsa, doğru evrakta ibraz etmişse satıcı parasını alıyor. Evet, daha önce UCP 500'de, UCP 500'de akreditifler kabul ucu, gayri kabul ucu olmak üzere açılıyordu. Bu da akreditiflerin güvenilirliğini sarsıyordu. Yani dönülebilir bir akreditif ancak yükleme sonunda dönülemez hale dönüşüyordu.
Sonra UCP 600 ile birlikte akreditifler sadece gayri kabul ürücü açılmaya başladı. Yani dönülemez açıldı. Akreditifler açılış türüne göre kabul ürücü, gayri kabul ürücü olmak üzereydi. Şimdi sadece kabul ürücü, gayri kabul ürücü açılıyor. Akreditifler sadece gayri kabul ürücü açılabiliyorlar açılış türüne göre. Ödeme türüne göre ikiye ayrılıyor. Görüldüğünde ödemeli, vadeli. Görüldüğünde ödemeli akreditif nedir? Satıcı evraklarını bankasına veriyor. Satıcının bankası evrakları alıcının bankasına yolluyor. Alıcının bankası akreditifi görüyor. Yani içerik incelemesi yapıyor. Ve ondan sonra ödemeyi yapıyorsa buna görüldüğünde ödemeli akreditif diyoruz. Vadeli akreditif nedir? Alıcının bankası incelemeyi yapıyor ve evrakları alıcıya teslim ediyor. Daha anlaşılan, alıcıyla satıcının anlaşıldığı ve akreditif metninde belirtilen bir tarihte, daha sonraki bir tarihte ödemenin yapıldığı akreditiflere de vadeli akreditifler diyoruz. Buna da şöyle vadeler konabiliyor. Ya tarih direkt işte 15.09.2021'de ödeme yapılacak bir akreditifte belirtiliyor veya konsümento tarihinden itibaren 3 ay sonra, konsümento tarihinden sonra 3 ay içerisinde ödeme yapılacak gibi tarihler konmuş olabiliyor. Bu tarihte ödeme yapılıyorsa buna da vadeli akreditif diyoruz. Şimdi teyit durumuna göre akreditifler yine ikiye ayrılıyor. Teyitli akreditif, teyitsiz akreditif. Teyitsiz akreditif amirin ödeme garantisine ek olarak amir bankanın ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitsiz akreditif diyoruz. Yani teyitsiz akreditifte sadece garantörünüz karşı ülkedeki amir banka. Amir bankanın ödeme garantisine ek olarak muhabir bankanın da ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitli akreditif diyoruz. Eğer görüldüğünde ödemeli akreditifler teyitli ise bu banka incelemeyi yaptıktan sonra ödemek zorunda. Eğer teyitli akreditifler görüldüğünde ödemeli ise muhabir banka incelemeyi yaptıktan sonra ödemek zorunda. Ama teyitli olsa da akreditif, görüldüğünde ödemeli teyitli akreditiflerde bu bankalar ödeme yapmaktan kaçınıyorlar. Evrakları inceleyip bu bankaya yollayıp bu bankadan onay gelmesini bekliyorlar. Neden? Çünkü akreditifte bir rezerv varsa diyor, bizim bulamadığımız ve bu bankanın koyacağı bir rezerv, o zaman riski biz üstlenmiş oluyoruz diyor teyit kapsamında ödeme yaparsak. Ama zaten teyidi vermenin anlamı da bu riski üstlenmek. Çünkü teyit, ya babasının ayına teyit vermiyor. Bankalar teyit komisyonu alıyor burada. Teyit komisyonu alıyor. Fakat riski almamak adına bu bankadan onay gelmeden size ödeme yapmıyorlar. Teyitli göründüğünde ödemeli akreditiflerde siz şu bankadan 5 bankacılık iş günü sonucunda paranızı isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Teyitli akreditif amir bankanın ödeme garantisine ek olarak muhabir bankanın da ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitli akreditif diyoruz. Sadece amir bankanın ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitsiz akreditif diyoruz. Hocam devam etmek ister misiniz buradan sonrasında biraz? Siz devam edin hocam, gayet iyi diyorsunuz. Peki kırmızı şartlı akreditif. Kırmızı şartlı akreditif, hadi elle yazıyor muydun hocam, hiç denk geldi mi size? Yok hocam, o dönem çok eskiydi yani. O red close akreditifler bizden önce, bizim başlamadan önceki dönemlere ait şeyler. Zaten çok uygulamada çok rastlanan bir şey de değildi. Yani 9 sene bankada çalıştım, hiç red close bir akreditif açmadık açıkçası. Red close LC ne demek? Akreditif bedelinin belli bir kısmının peşinen ödenmesini öngören akreditife kırmızı şartlı akreditif diyoruz arkadaşlar. Diyelim akreditif açılıyor, deniyor ki akreditifin %30'u peşin ödensin. Ya da işte akreditif kapsamında 50 bin dolar peşin ödensin deniyor. Ve buna peşin ödeme konuyor, 50 bin dolar. %30'u işte 50 bin dolar peşin ödeniyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Akreditif bir garanti yöntemi ama peşin ödeme, akreditifin belli bir kısmının peşin ödenmesi, peşin ödenen kısım için satıcıya teslim olmak manasına geliyor. Bunun nasıl önüne geçiyoruz hocam? Ne anlamda? Hangi anlamda, onu anlayamadım. Yani diyelim akreditif kapsamında 50 bin dolar red close LC, 50 bin dolar peşin ödedim ya. Şimdi ben alıcı olarak 50 bin dolar riske girdim. Bunun önüne nasıl geçeceğim? Bu riskimi nasıl bertaraf edeceğim? Yine orada akreditif kalan kısmı için normal akreditif olarak diye devam ediliyor. Bunda bir yeşil şart yok mu hocam? Hani peşin ödediğim 30 bin dolara karşı 30 bin dolarlık malın nakliyeciye teslim edilmesi gibi bir yeşil şart.
Kesin bir arada oldu bir aktif hiç rastlamadım hocam açıkçası ya. Eğer kırmızı şart kısmında bir risk varsa bu riski bertaraf etmek için yeşil şart konabiliyor. Yeşil şartta ne? Aktifin belli bir kısmının peşin ödenen belli bir kısmının için garanti talep etmek. Şimdi akreditifler devredilebiliyor, açılabiliyor arkadaşlar. Devredilebilir. Ne demek devredilebilir akreditif? Akreditif bedelinin belli bir kısmının başka birisine devredilmesi diye. Mesela benim adıma 100 bin dolarlık bir akreditif açılmış. Ben Mustafa hocama gidip diyorum ki Mustafa hocam şu 90 bin dolarlık malı bana ver. Ben de 100 bin dolara ihraç edeyim. Param gelince de senin paranı vereyim. O da diyor ki Ali kusura bakma hani abi kardeşlik bir yana ticaret bir yana paramı öde. Abi diyorum ben de para olsa zaten alıp satacağım. Yani senden böyle bir şey rica etmem. O zaman akreditifi devret diyor. Ne yapıyoruz? Bankadan akreditifin 90 bin dolarlık kısmını Mustafa hocama devrediyorum. Malı alıyorum, ihraç ediyorum. Param geldiğinde banka 90 bin doları Mustafa hocamın hesabına, 10 bin doları benim hesabıma yatırıyor. Bir akreditifi devredebilmem için açılırken devredilebilir olmuş olması lazım. Dolayısıyla bana akreditif açılırsa baştan ben amire diyeceğim ki bana devredilebilir bir akreditif aç. Yani akreditife devredilebilecek şekilde açtır diyeceğim ve akreditifi devredilebilir olacak. Döner akreditifler. Döner akreditifler ikiye ayrılıyor. Kümülatif, rotatif, kümülatif olmayan rotatif. Döner akreditif şu. Diyelim yurt dışındaki bir firmayla anlaştım. Her ay 100 bin dolarlık mal yükleyeceğim. Ve paramı alacağım. İlk önce bana bir akreditif açılıyor. Ve akreditif açılırken döner olduğu belirtiliyor. Diyor ki bu akreditif 5 kere dönecek, 10 kere dönecek, 12 kere dönecek diye belirtiliyor akreditif üstünde. Şimdi Ocak'ta akreditif şartına uygun evrağı verdim, paramı aldım. Şubat'ta akreditif ortada yeni açılan, yeni ihbar eden hiçbir şey yok. Ben yine akreditif şartına uygun evrağı verip paramı alıyorum. Mart'ta yine verip paramı alıyorum. Akreditifin açılması ile ilgili hiçbir şey yokken ortalıkta. Buna döner akreditif diyoruz. Bu da ikiye ayrılıyor. Kümülatif olmayan, kümülatif rotatif, kümülatif olmayan rotatif. Kümülatif rotatif de şu. Eğer Ocak'ta yükledim, evrağımı verdim, paramı aldım. Şubat'ta yükleyemedim. Mart'ta 200 bin dolar yükleme yapabileceksem buna kümülatif rotatif yani birikimli döner diyoruz. Hayır, Şubat hakkın yandı. Mart'ta sadece 100 bin dolar yükleyebileceksem buna kümülatif olmayan rotatif, birikimsiz döner akreditif diyoruz. Karşılıklı akreditif Türkiye'de uygulayan bir tek Albaraka vardı. Şimdi uygulanıyor mu bilmiyorum. Almanya'dan bana bir akreditif açıldı. 100 bin dolar. Ham madde için ben Çin'e akreditif açacağım 90 bin dolar. Banka diyorum ki akreditif açar mısın? Banka diyor ki para ver. Bende yok. İpotek getir. O da yok. Haciz yok abi yok. Para pul yok. Diyor o zaman açamam. Bak diyor Almanya'dan bana açılmış bir akreditif var. Buna karşılık sen de Çin'e bir akreditif aç. Yani teminat olarak bana açılmış bir akreditifi kabul edip başka bir ülkeye akreditif açıyorsa buna karşılıklı akreditif diyoruz. Açılan akreditife karşı başka bir ülkeye açılmış akreditife de karşılıklı akreditifler diyoruz. Hocam standby nedir? Tam biraz daha bankacı olarak sizden rica etsem. Standby ile aslında bir garanti türü. Uluslararası ticarette sıkça kullanılan bir enstrüman diyelim, ödeme diyebiliriz. Standby'ın akreditiften farkı, akreditifte istenen belirli evraklar oluyor biliyorsunuz. Invoice, packing, şey vesaire, bill of lading. Bunların UCP 600, ISO 745 ve işte akreditif metnine göre banka ifraz edilmesi gerekiyor ki siz alacağınızı tahsil edebilirsiniz bankada, vade veya site olarak. Ama standby'de de aslında standby açan banka şunu söylüyor karşı tarafa. Diyor ki, siz aranızda ticaretinizi yapın. Eğer bu ticaretinizde ödeme ile ilgili bir problem karşılaşırsanız diyor nehtara, satıcıya. Bu standby tahtında ödemeyi ben size yapacağım. Burada akreditiften farkı şu, akreditifte dediğim gibi evrakların ifraz edilmesi gerekiyor bankaya ödemeyi alabilmeniz için. Standby'de ise eğer siz işte alıcıyla ticaretinizde herhangi bir problem yaşadıysanız, vadesinde tahsil edemediyseniz paranızı, standby burada devreye giriyor. İşte conversion invoice'un kopyası, bill of lading kopyasıyla beraber bir statement olarak bankaya başvuruyorsunuz.
İşte buna bir bu invoice tahtında bir ticaret yaptık. Vadesi 60 gündü diyelim mesela. 60 gün sonra ödeme yapmadı. Ödemeyi yapın diye bir statement gönderiliyor. Bankada, Amir Bankada, standby açan bankada bu buna istinaden ödeme yapıyor satıcıya. Peki hocam, teşekkür ettim. Şimdi akreditifle ilgili çeşitler kısmından da böyle bahsettik. Dedik açılış türüne göre akreditifler gayri kabul ucu açılı sadece. Yani dönülemez bir daha. Ödeme türüne göre görüldüğünde ödemeli akreditifte de parayı alacağınız süre teyitli olup olmamasına göre değişiyor. Eğer teyitli bir akreditifse muhabir banka ödeyecek. Ama teyitsiz bir akreditifse amir banka ödeyecek. Amir bankanın ödeme süresi de 5 bankacılık şükür artı 5 bankacılık şükür 10 gün. Valeo'yu da koyunca 12 gün, 14 gün, 15 gün gibi bir süreden geç paranızı aldığınız ödeme çeşidine görüldüğünde ödemeli. 15 gün sonra alıyorsun, ismi de görüldüğünde ödemeli. Vadeli akreditifte belirlenen bir vade sonunda ödeme yapılan akreditiflerde vadeli diyoruz. Teyit durumuna göre teyitli teyitsiz akreditif olmak üzere iki ayrılıyor. İşte sadece amir banka garanti veriyorsa teyitsiz. Buna ek olarak muhabir banka da garanti veriyorsa teyitli. Kırmızı şartlı akreditif, akreditifin belli bir kısmının peşin ödenmesini öngören akreditif. Yeşil şartlı akreditif de kırmızı şarta karşı bir garanti bloke yapılmasını sağlayan akreditif. Akreditifler devredilebilir. Akreditif tutarının bir kısmının başka birine devredilmesidir. Döner akreditifler var. Sürekli yeniden akreditif aç, yeniden akreditif aç. Uğraşmak yerine bir kere açıp döndürebilirsin akreditifi. Bir daha uğraşmadan. O da ikiye ayrılıyor dedik. Kümülatif, rotatif, kümülatif olmayan rotatif. Karşılıklı akreditifler var. Açılan bir akreditife karşılık başka bir ülke akreditif açmak. Albaraka yapıyordu bunu. Şu an hala yapıyor mu bilmiyorum. Bir de standby ve garantiler var dedik hocam. Şimdi akreditif böyle biraz zor gözüküyor. Aslında akreditif zor bir ödeme şekli değil. Böyle ama çözülemez gözüküyor işte. Az öncekinden örneklere geçeceğim şimdi. Şu slaytımı bir bitireyim isterseniz. Ondan sonra geçeyim hadi. Mustafa hocam, örnekleri siz açıklar mısınız? Ben gireyim mi biraz? Nasıl örnekler hocam? Şimdi mesela ben diyorum ki akreditif okumak hiç zor bir şey değil. Kolay bir şey arkadaşlar diyorum. Nasıl kollayacağım işte diyorlar. O var, bu var. Bak diyorum. Şimdi şu bir akreditif örneği. Evet, bunu açacaksın. Karşına da MT700 alanlarıyla ilgili kağıdı açacaksın. Şimdi açıyorum ikisini de. Şu an iki ekranımda gözüküyor mu arkadaşlar? Evet. Çift ekran gözüküyor mu? Evet, görünüyor. Hikmet? Gözüküyor. Tamam, süper. Süper. Şimdi bu ne arkadaşlar? MT700 akreditif açılış mesaj formatı. MT700 akreditif açılış köşe formatı. Hikmet, bunu da bütün katılımcılarla paylaşmanı rica ediyorum. Bak kaç sayfa bir şey? 4 sayfalık bir şey. Şimdi Swift sisteminde MT700'ü seçince açılacak alanların tamamını ben aşağıda size özetledim. Türkçeleştirdim. Dolayısıyla siz bir akreditif geldiğinizde elinize şöyle bir format geliyor. Böyle bir formatta siz mesela, şimdi akreditif çözebilmek için İngilizce bilmeye gerek var mı? Aslında şu MT700 alanlarını bildikten sonra çok gerek yok. Hadi bakalım sıfır İngilizce ile akreditif çözmeye çalışalım. 27 diye bir şey var burada. İngilizcem olmadığı için şurayı bilmiyorum ne manaya geliyor. O zaman MT700 alanını açıyorum. Kaç sayfa olduğunu gösteriyor. Bazen MT700 yetmiyor, 701 olabiliyor. Bu şekilde devam ediyor. Keşke elimizde senin gibi bir değer olsa da her zaman Mustafa bunu sorabilsek. Ama diyelim Mustafa abi yok. O zaman ne yapıyoruz abi? Hemen açıyoruz MT700'ün bu alanını. 27'yi eşleştiriyorum. 27'de burada böyle bir şey var. Geliyorum. Aa diyorum, 27 cuk oturdu. Bu alan akreditifin toplam sayfa sayısını ve bu mesajın kaçıncı sayfa olduğunu gösterir. Tek bir MT700 mesajıyla açılabilen akreditif alana 1/1 yazılır. Ha, demek ki bu tek bir akreditif metniyle açılmış. Toplam bir sayfanın birincisi anlamında. MT700 mesajına sığmayan uzun akreditiflerde ilaveten MT701 mesajı da gösterilebiliyorsa sayfada toplamı ve sayfada ise her bir mesajın üzerinde bu alanda belirtilir. Örnek, 3 sayfalı bir akreditifte MT700 ve 700 ve 2 adet MT701, MT700 mesajın üzerinde bu alana 1/3. 3 sayfadan birincisi. MT701 mesajında da sırayla 2/3 ve 3/3 yazılmış. Ha, demek ki bu buymuş diyorum. Şimdi geliyorum, 40B diye bir şey yazıyormuş. Gelip burada 40B'yi buluyorum abi. 40A'yı buldum.
40 beyi bulamıyoruz Mustafa abi, ne yapacağız? Var mı? Bir yerde bulmuşsunuzdur ya. Şimdi bu MT700 açılmamış ya, MT710 ya, bu yüzden bulamıyorum. Bak bu MT700 aslında bir hak ettim. Sizin örnekte ben 710 olayını gösteriyorum. Evet hocam. Evet evet, örnek 710. Ama 40B'nin de olmaması imkansız. 40A, burada 40A olarak açıklamışım onu. MT700'de 40A'ya denk geliyormuş. Aynıdır diyoruz zaten ki, hocam. Evet. Aynı aynı. 40A. Hı. Bakıyorum şu İngilizce metnin tamamı form of documented credit. Böyle yazarmış diyor. Bu alana akreditifin dönüşümlü mü dönüşümsüz mü olduğu belirtilir. Bütün örneklerde bu alana irrevocable olarak yazılır. Bir akreditif metninde bu ifadenin bulunmaması yine akreditifin irrevocable açıldığı anlamına gelir. Yani şuraya bakıyorum. Aa evet, zaten irrevocable yazılıyormuş. Olmasaydı da ben öyle olduğunu anlayacağım. Ama aşağıda başka bir şeyler daha yazıyor. O zaman okumaya devam ediyorum. Ancak Swift tekniği olarak bu alan zorunlu olduğundan doldurulması gereklidir. İthalatçının talimatına göre akreditifin transferable olması isteniyorsa veya stamp bayasi açılıyorsa bu alanda belirtilmelidir. Duruma göre bu alandaki ifadeler aşağıdaki şekilde olabilir. Evet, burada teyit konusuna girmiş. Mustafa abi sen de top. Teyitli olması ile ilgili mi? Evet, buraya açıklayacağım. Şimdi orada zaten revocable yazıyorsa akreditif olarak değerlendirme çok doğru olmayabilir. Sizin de eğitimde belirttiğiniz gibi. Geldiğinde belki revocable olarak işaretlenmiş olabilir ama orada bir iyi niyet olmaz. O yüzden onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Teyitli olması ile ilgili kısımda aslında bu MT710 formatında olduğu için adding our confirmation olarak yazmış. Aslında teyit kısmı daha aşağıda. 700 formatında hangi alanda, ona bakayım izninizle. Tamam, daha aşağıda biraz. 49 alan, 49 alanda belirtilen bir close diyebiliriz. Bu 710 formatı olduğu için burada belirtmiş. Evet, 710 formatı da niye belirtmiş? Çünkü bu dediğimiz gibi üçüncü bir banka araya giriyor. Genelde bu Latin Amerika'da açılan akreditiflerde, Türkiye açılan akreditiflerde bu bankaların, Türkiye'deki bankalarla bir kredi line olmuyor. Swift bağlantısı olmuyor. Genelde Avrupa'daki bankaya açılıyor. Oradan Avrupa'daki bankalar bize ihbar ediyor. Bunu da ihbar ederken işte o ikinci Avrupa Bankası'nda teyidi ekleniyor mu, eklenmiyor mu diye özellikle not düşülüyor. Evet, bu arada bu örnekler gerçek bir uygulama değil. Abdurrahman Özalp hocamın kitabından aldım. KVKK vesaire bir konuya takılmamak için. Bilginiz olsun. MT700 formatı da yine Abdurrahman hocamdan. Geliyorum hemen bir sonrakine. Ya da biraz daha aşağılara gelelim. Şimdi last version kuralı, bir akreditif açılmışsa son versiyon diyor. Bir 31D'ye bakalım mesela. 31D neymiş? Karşılaştırarak ilerliyorum. Hiç İngilizce bilmediğim halde bir akreditifte nasıl çözülür? Akreditif nasıl çözülür? 31D. Bak, aynı İngilizce kalıbı alıyorum. Bu verle işleştiriyorum. Birebir oturuyor. Bu alana akreditifin vadesi ve akreditifin bitiş yeri yazılır. Mustafa, bu alanı da açıklar mısın? Akreditifin vadesiyle bitiş yerini hep karıştırıyorlar. Şimdi şöyle hocam, akreditifin bitiş yeri akreditifin vesakini ibraz edileceği ülke olarak kabul ediliyor. Yani bir teyitli akreditifte Türkiye'ye açılan bir teyitli akreditif olduğunu düşünelim. 31D alanında Türkiye yazıyorsa siz vesaiki işte 21 günlük iş 21 günlük ibraz süresi içinde ve akreditif vadesi içinde Türkiye'deki bankaya ibraz etmeniz gerekiyor. Teyitli olduğu durumlarda da değişiyor. Mesela 41A'da teyit bankası varsa yine işte 41A'da teyit bankasına bu vade içinde ibraz etmeniz gerekir. Burada mesela teyit bankası zaten İngiltere'deki bir banka örnekle baktığımızda bu şu anlama geliyor. 15 Şubat 2012 tarihine kadar İngiltere'deki bir bankaya vesaitlerin ibraz edilmesi gerekiyor en geç. Ve ibraz süresi içerisinde. Tamam. Biraz daha çözerek devam edelim. Mesela 50 applicant. Ne demekmiş 50 applicant? Amin firmanın tam ismi ve adresi yazılır.
Hemen 59'a geliyorum. Beni fesh ne demekmiş. Bu da Lehtar firmanın tam ismi, adresi, iletişim adresi yazılı. Bunların eksik yazılması bir özel konusu mu hocam? Diyelim I yerine I yazılmış. I yerine I yazılmış. Yok hocam, Lehtar ve Applicant kısmında değil. Onlar izin veriyor Yusuf 600. Yani mal tanımında bile malın içeriğini, özelliğini değiştirecek bir şey değilse o şeyler, ona biri bir noktaya kadar izin verebiliyor. Evet, şimdi... Ama genelde şu mantıkla hareket etmek doğru. Özellikle ilk başlayan arkadaşlar için söylenebilir. Yani Akatif'te MT700 işte bu gelen bu Akatif metninde copy paste olarak düşünmek daha doğru. Yani siz orada gördüğünüz metni direkt evraklarınızda invoice packing list işte consumento neyse onu direkt kopyala yapıştır mantığıyla hareket etmek daha doğru. Daha sonra Akatif'te daha biraz derinleştikçe neyin nasıl olması gerektiği konusunda daha doğru adımlar atılabilir. 32B'de ne yazıyormuş? Burada bir yine İngilizce terim var. Aldım bunu, birebir eşleştirdim. Döviz cinsi ve tutarı bağlanmış. Dolar 403.260 dolar. Tuttum. Geliyorum 41. bölüm. 41. bölüm neymiş? 41A mı? A. Eşleştiriyorum hemen. 41A. Bu alanı Akatif'in hangi bankada ve hangi ödeme türüne göre kullanılacağı belirtilir. Şunlardan biri yazacakmış. Mustafa abi. 41A dediğim şey görevli banka olarak da çevirebiliriz bunu. Eğer teyitli bir aktif ise 41A'daki banka aynı zamanda teyit bankası olarak hareket eder. Burada da işte sizin de eğitimde belirttiğiniz ödeme şekillerine göre Bydef Payments ise vadeli aktif ve hemen altında 41P'de de vade şartı yazılır. 150 gün konuşmadan sonra 180 gün neyse. Bu vadeli. Bu vadeli işte saysa by payment olabilir, mix payment olabilir. Bilir, negotiation olabilir. Örnekte yazmışsınız gayet güzel. Buna göre Akatif vadesi ve görevli banka işte sizin evrakları ibraz edeceğiniz banka değişebiliyor. Burada şuna dikkat etmek gerekir belki. Bir Akatif açıldığını düşünün. İhracatçı olarak bize bir Akatif geldiğini düşünün. Burada işte 31D ve 41A'da Türkiye'de bir banka yoksa ve sahiplerin 21 gün süre içinde bu örnekte düşünelim mesela İngiltere'de veya Amir Banka'nın akreditif açıldığı ülkeye ibraz edilmesi gerektiğini iyi kavramak gerekiyor. Çünkü orada vesayetleri biz kendi bankamıza ibraz ediyoruz. Kendi bankamız belki inceleme istiyorsak inceliyordur. Gönderdiğinde orada kurye teslim süresinde bir problem olursa İbraz süresini veya akit vadesi içinde vesaire ibrazını kaçırabiliriz. Bunu iyi hesap etmek gerek. Şimdi yukarıda bize vadeli olduğunu söylemişti. O zaman 42P'ye geçiyorum. 42P'de ne diyor? Burada abi? Da vadenin ne oldu? Yani hangi şarta göre vade uygulanacağı? Burada consumento tarihi demiş. Consumento tarihi 600'de şöyle bir ibare var. Yani consumento tarihi dediği şey de yükleme tarihi, onboard tarihi. Shipped on board tarihi neyse o consumer tarihi olarak kabul edilir. Yine siz karşılaştırarak devam edebilirsiniz. Ben biraz hızlanmak adına söylüyorum. Ne diyor? Kısmi yükleme yapılamaz. Kısmi yükleme yapılamaz. Transshipment kısmında allowed allowed kısmı. Karşılaştırma allowed dediğimiz kısmı. Yapılamaz. Kısmi yükleme yapılabilir anlamıdır. Yani orada 775 kiloluk bir malzemeyi siz İstediğiniz vadesi ve son yükleme tarihi içinde kalmak şartıyla istediğiniz adette 10 seferde, 5 seferde hangisi uygunsa o kadar kısmi olarak yükleyebiliyorsunuz. Transshipment not allowed kısmında siz malzemeyi A ülkesinden B gönderirken yükleme limanını boşaltmanla başka bir aktarma limanına uğrayıp uğramaması ile ilgili bir durum. Burada izin vermiyor buna. Burada bazı detaylar işte konteynerla gönderiliyorsa transshipment not allowed dese bile kabul ediliyor. Tabii bu nasıl takip ediyor? Bu akreditifte transshipment ile ilgili bir ibare var mı yok mu banka ona bakıyor. Yani
Marine trafikten bakıp da bu aktarım olmuş olmamış gibi şeylerle ilgilenmiyor banka. Başta söylediğimiz on değeri face maddesine göre. İşte consumer ya transshipment olsa bile consumer transshipment ile ilgili bir ibare yoksa consumer'da bu transshipment sayılmıyor. Banka bununla ilgili bir rezerv koymuyor. Zaten bunu araştırma yükümlülüğü de yok. 45, 46, 47 Mustafa biraz daha devam edelim istersen senle. 44'lü şeyler orada 44 A ve B de var. 44 A ve B karayolu taşıma ile ilgili yükleme boşaltma yerleri. Örneğin 44 E ve F var. Burada da limandan liman, port da kullanılan 44 E ve F maddeleri var. Burada da yükleme limanı ve boşaltma limanı olarak yazılıyor. Türkiye'de herhangi bir liman dediğinde Türkiye'de herhangi bir liman zaten belirtiliyor. İstanbul'da olabilir, Mersin'de olabilir, İskenderun'da olabilir. Boşaltma limanı önemli ama orada Transseaport Ghana diyorsa konsümantomuzda boşaltma limanı olarak Transseaport Ghana yazması gerekir. Ülke yazmaya ama bunlar biraz detaylar girmeyelim. Özellikle aktif eğitim olmadığı için. 45. 44C'de var. Son yükleme tarihi bu önemli. Az önce söylediğim gibi son yükleme tarihi ship, yani consumer'da yazan ship onboard tarihi olarak kabul edilir. Bunu iyi takip etmek lazım. Çünkü şimdi 46 adresinde evraklar var. Bu evraklarda bulunan rezervlerin bir kısmı düzeltilebiliyor. İşte siz bankanızı ibraz ettiğinizde belki bankanızı inceleyip size rezervle ilgili bir bilgi bulunuyor. Sizin bu bazı rezervleri düzeltebiliyorsunuz limanlar üzerindeki. Ama işte son yükleme tarihiyle ilgili, akredit vadesiyle ilgili ibraz süreçte problemler olduğunda, rezerv olduğunda kaçırdığınızda bu tarihleri bunu düzeltme şansınız yok. Amirden yani alıcıdan düzeltme hemen isteyeceksiniz ya da rezerv tahtında ibraz edeceksiniz. Şimdi bu da akreditif artık bitirmiş anlamına gelir. 45A'da tanımı istiyor zaten. Buradan da anlaşıldı. Burada da işte malın tanımı yazılabilir. En azından o yazılması gerekir. Onun dışında kaç ton olduğu, birim fiyat, işte bir proforma'yı rücu edebilir ama proforma'yı rücu etmesi bankanın işte invoice ibraz edildiğinde banka bu proforma'yı da önüne alıp ikisini karşılaştırıp inceleme yükümlülüğü bankaya. Sadece invoice işte yazıyorsa invoice'da hakikaten bu ibare var mı? Proforma invoice number demiş. O var mı? Bakar. 46 alanında istenen evraklar var. Burası aslında en önemli alanlardan bir tanesi. Belki de birincisi biliriz. Çünkü dediğimiz başta dediğimiz işte akreditif tahtını ibraz edecek bir evrak. USP 600, ISP 745 de uluslararası bankacılık teamülleri ve bize gelen ihracatçıysak bize gelen bu akreditif metinlerine göre hazırlanması gerekir. Burada da işte birinci maddede menşe belirtmiş. İşte menşenin ne hazırlanması gerektiğini kısaca belirtmiş. Çok detaylı bir şey yok. Proforma belirtilecek. Yani burada yazmayan işte USP 600 ve 45 dediğimiz şeyler belirtilmiş. Beraber kombine edip entegre edip bütüncül bir şekilde evrakları hazırlamak gerekiyor. Yani akreditif tahtında biliyor arkadaşlar muhtemelen. Sadece burada yazan şeyleri hazırlar düşeriz muhtemelen. Şimdi Konsümanto ile ilgili gözüme çarpan bir şey var mı? Ona bakıyorum. Standart yine zaten. Evet hocam buyurun. bu MT700 alanında karşılaştıra karşılaştıra çözdüğümüzde aslında böyle İngilizce bilmeden de gidiyor mu Mustafa abi? Bence biraz işte böyle evraklar kısmında hadi isimleri yazdığı için çözebiliyoruz. Özel şartlar kısmında bir İngilizce bilmeye gerek var diye düşünüyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? Evet hocam yani bir de işte, yani MT700 konsümento işte konsümento da ne olması gerektiğini az çok ticaret yapan biri biliyordur zaten. Yani orada da çok detaylı bir şey yok ama burada şu var akreditif metinde. Hani dediğimiz o ICS broşürlerini iyi bilmek gerekiyor. Yani rezerve düşmemek için. Onları da çok iyi okumak, çok iyi bilmek gerek. İngilizceyi de böyle çok
derinlemesine olmasa bile temel İngilizceyle işe götürebiliriz diye tahmin ediyorum. Google işe yarıyor abi. Google bayağı işe yarıyor. Bu arada şimdi bunlar bizde var ama paralıysa ve ISBP bizde var. UCP 600 de bizde var ama bunlar paralı mı satılıyordu? Milletler ticaretinde papaza olmayalım. Onları kontrol edip öyle paylaşayım. Onun haricinde MT700 alanlarını şu an Hikmet arkadaşım mail atsın diye Hikmet'e ilettim. Hikmet mail atarsın MT700 alanlarının kontrolüyle ilgili. Şimdi bunları da şuna göre aslında düzenliyoruz. Şöyle bir ikilem yapayım. Şu MT700 kısmını kapattım. Hemen tekrar bir ekran paylaşımı yapayım. Bir MT700'ü açayım. Tamam. Bir de talimat açayım. Hemen açıyorum. Bir tanesi talimat. Bir tanesi şu. Şimdi de şu ikisini açalım. Şimdi bu bir akreditif açtırma küşat mektubu. Bu da bir akreditif küşatı. Nasıl akreditif açtırıyoruz? Her bankanın sitesine giriyoruz. Her bankasının sitesinde kendisine has bir formatı var. O formatı doldurup bankaya yolluyoruz. Bizim yolladığımız bu formatı banka şu formata çeviriyor. Şimdi bu formatta ne veriyoruz? Alıcının ünvanı, tam adresi, telefonu, e-maili, ne bilgi varsa artık. İhracatçının bilgileri. Ekran yok hocam. Efendim abi? Ekranınız yok şu anda. Ekranım mı yok? Bizde geç mi geliyor acaba? Bizde Hikmet? Bende var ikisi de şu anda. Belki geç geliyordur. Geç mi geliyordur? Bende de işte mevzuat gözüküyor şu an. Ekranınız var. Mustafa abi korsan programla bütün ekranı alıyorsun galiba benim bilgisayarım. Valla bende hala şey abi, hocam. Dışkıret mevzuat gözüküyor. Tamam neyse devam edin. Bir refresh yapalım. Şimdi şu ama abi sen anlatacak. Ben başlayayım abi senin ekranın gelene kadar o zaman. Bankalar bunu alıp şu formata çeviriyor. Biz baştan bankadan ne istediğimizi söylüyoruz. Yani küşat her ne kadar banka kendisi ödeme garantisi veriyorsa da şartları yine baştan biz koyuyoruz. Banka bizim koyduğumuz şartları satıcıya bildiriyor küşat formunda. Biz mesela akreditif açılırken dönülebilir bir akreditif mi, dönülemez bir akreditif mi? Zaten sadece dönülemez açılır. Yani artık bunu buraya tıklıyorum. Tolerans. Şimdi az önce tam tolerans hanesine gelmiştik. Tolerans şu. Artı eksi bir tolerans var mı yüklemeyle ilgili? Yani artı eksi %5, %10 bir tolerans veriyor musunuz? Yoksa kesin bir miktar mı var? Eğer kesin bir miktar veriyorsanız o miktar yüklenecek. Ama genelde dökme yüklerde %3, 5, 10 bir tolerans bırakabiliyor firmalar. %5 gibi ortalama bir tolerans var. Kısmi yükleme kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Kabul ediyorsanız bu ve ona göre kabul edilebilir olarak işaretliyor banka. Siz baştan kabul etmiyorsanız banka kabul etmiyor olarak küşat mektubunu hazırlıyor. Aktarmayı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ya kısmi yüklemede aldığınız malı işte ayın 5'inde bir miktar yüklemiş, ayın 15'inde bir miktar daha yüklemiş. Kabul ediyorsanız böyle yükleyebilir. Kabul etmiyorsanız hepsini tek seferde yüklemek zorunda. Aktarma kabul ediyorsanız malınız buradan gidip bir limandan aktarılıp sonra size gelebilir. Etmiyorsanız direkt bir yüklemeyle size gelecektir. Ödeme şekli. Görüldüğünde ödemeli istiyorsanız görüldüğünde ödemeli. Eğer vadeli konuşmuşsanız vadeli. Abi şu iştirayı biraz açar mısın Mustafa Hocam? İştirada by negotiation olarak 41 adı belirttiğimiz bankada beraber ödemenin nasıl yapıldığını belirtiyor. By negotiation olarak açıldığında o akreditifin vadeli ise görevli bankada yani tek bankada iştira edilebileceğini yani kırdırılabileceğini anlamına geliyor. Nedir? Siz bir akreditif açtınız diyelim yurt dışına ithalatçı olarak ama vadeli olarak açtınız. Tamam. Sizin anlaşmanız ama tedarikçiyle veya işte fabrikayla anlaşmanız site yani olarak bir sözleşme yaptınız ama siz vadeli olarak ödemek istiyorsunuz. By negotiation açtığınızda bu görevli banka, teyit bankası bunu site olarak öder
amire. Ama siz rehber olarak vadesinde ödeyebilirsiniz bankaya. Bir nevi kredi bir şey. Teşekkür ettim hocam. Bu arada ben sorulara da bakayım dedim. Soru kaçırmayalım. Hiç soru yok gibi bir şey. Kredi notla ilgili konuyu izlenmiş. O da anlatılacak arkadaşlar. Soru yok. Hocam, Mustafa hocam size direkt gelen soru var mı? Kontrol edeyim hocam. Eğer mevcutta bir akreditifiniz varsa uygulamayla ilgili, çözümüyle ilgili Mustafa hocamdan destek alabilirsiniz. Hazır burada bulmuşken. Olabilir. Alsın arkadaşlar. Varsa atın, hemen yardımcı olalım. Yine akreditif açtırma küşat mektubuna devam ediyorum. Döviz cinsi tutarı. Teyit olacak mı olmayacak mı? Teyitle ilgili de kesin teyitli akreditif istiyorum diye bir şey var mı Mustafa hocam? O biraz anlamaya bağlı. Yani teyit masrafı kısmına ait olacak. Bu masraf işte alıcıyla satıcı arasındaki anlaşmaya bağlı. Yani siz teyit diyebilirsiniz belki. Alıcı olarak bir ihracat aktifi olduğunu düşünelim. Siz satıcısınız. Teyitli isteyebilirsiniz. Orada masrafları üstlenecek misiniz? Masraflar kime ait olacak? O anlaşma bağlı. Masrafları... Şimdi teyitle ilgili Amir Banka, Muhabir Banka'dan ricacı olabilir sadece. Kesin bu akreditife teyit ver diyemiyor, değil mi hocam? Evet, evet. Ödeme şekilleri göründüğü de ödemeli, kabul kredili, iştira olabilir. Başka? İniyorum aşağıya doğru biraz. Hangi evraklar isteniyor? Hangi evraklar istenecek? İşte fatura, yükleme belgesi nedir? Hangisini istiyorsun? Bill of lading mi, SMM, FCR mi? Kaç tane istiyorsun? Asıl mı, kopyalı mı? Burada da çok çok fazla evrak istiyorlar hocam. Bence bir tane invoice yeter. Mesela 3 orijinal, 3 kopya invoice diyorlar. Bir de kopya ve orijinal ne demek hocam? Ondan da bahsederseniz. Kopya orijinal orada tamamen tercihine bağlı bir şey. Yani niye ister o çıkası onu ben de bilmiyorum. Yani dediğiniz gibi bir tane orijinal kişi görecektir. İşte, kopya istiyorsa zaten orada kendisi kayıtları için, arşivi için istiyor. Kendisi de olabilir. Orijinal dediğimiz şey eğer akreditifinden istiyorsa bir bariz olması lazım veya işte UCP 600 ISPB 745'e göre orijinal olarak değerlendireceğine dair detaylı bilgiler var. Hangi evrenin olabilir diye o şartları karşılaması lazım. Bir evrak orijinal olması için üstünde orijinal yazacak, doğru mu hocam? İnsanlar antetik adına düzenledikleri o evrakları orijinal, fotokopi çektikleri evrakları da düşer zannediyorlar. Yani orijinal yazması gerekir tabii. Orijinal yazmıyorsa işte dediğim gibi UCP 600'e göre orijinal kabul edilen evraklar var. Bunları lazım işte. Islak kaşe imza olabilir. Belge olabilir. İşte barkod olabilir. Bunlar da detaylı bir şekilde, o detaylara şimdi girmeyelim isterseniz, detaylı bir şekilde belirtilmiş UCP'de. Onlar da orijinal kabul edilebiliyor. Orijinal yazması değil. Hadi bir de akreditifin maliyetlerini sizden alalım. Mesela şimdi bir akreditif kaça patlar bize? Dedi ki peşin ödeme, mal mukabili ödeme işte $60, vesayet mukabili ödeme $460. Bir akreditif, teyitli bir akreditif bize kaça patlayacak? Siz tek tek söyleyin, ben de yazayım. Açıkçası şimdi güncel şeyler nedir bilmiyorum ama ben detaylarını vereyim size genel olarak. Şimdi 100 bin dolarlık bir akreditif açıyoruz. İthalat akreditifi açtığımızı düşünelim. Ben son açtığımız akreditif üzerinde mesela. Amir Banka, yani bizim bankanın istediği binde beş komisyon oluyor. Akreditif tutar üzerinden binde beş komisyon. Yani 100 bin dolarlık bir akreditifte $5,000 komisyon mu ödeyeceğim? Evet, yaklaşık o tutara geliyor herhalde binde beş hocam. Sonra teyitli ise bu, tabii teyit bankasının asıl sıkıntı orada çıkıyor. Yani masrafla ilgili teyit bankasının istediği masraflar olabilir. Teyit bankasının istediği masraf ve komisyonlar da üye riskine, kredi riskine değişiyor. İşte bankalar arası, sen dedik ya, teyit olabilmesi için bankalar arası bir kredit line'ın olması gerekiyor. O kredit line'da da bankaların riskine göre, işte İş Bankası'nın belki
Commerzbank diyelim, Almanya'daki bankayı açtığımızı düşünelim. Bankasının kredi riskiyle bir başka B bankasının, C bankasının kredi riski aynı olmayabiliyor. Ve Türkiye'den giden bir aktif ile işte Avrupa'dan Avrupa'ya açılan bir aktifin yani country risk dediğimiz ülke riski aynı olmadığı için Türkiye'den giden bir şeyin aktifte bankanın komisyonu daha yüksek oluyor. Tamam, şimdi ortalama başlarsam hocam, bir akreditif kuşat mektubu hazırlama, iki kargo bedeli, üç ihbar komisyonu, dört evrak inceleme, beş kargo bedeli, altı inceleme, yedi ödeme, sekiz ödeme, dokuz açma komisyonu, on teyit komisyonu gibi 10 tane masraf altında. 100.000 dolarlık bir akreditif açmak için 10.000 dolar para harcar mıyız? Ya o kadar bulabilir diye düşünüyorum. Şimdi akreditifin masrafları kime ait olacak? Bunu akreditifi açarken baştan az önceki formda belirtiyoruz. Genelde de şöyle oluyor. Satıcı ülke masrafları satıcıya, alıcı ülke masrafları alıcıya diyoruz hocam. Doğru mu? Genelde öyle diyoruz ama dediğiniz gibi 71 B alanında belirtiyor bu masraflar. Daha uzunsa 47 aya da yazılabilir akreditif MT700'de ama anlaşmaya bağlı. Yani teyitli olmasına rağmen genelde dediğiniz gibi, yani teyitli ise eğer bu lehtarı ilgilenen bir şey, ihtarın ödemesi gerekir diye düşünülüyor. Ama anlaşmaya göre de amirin ödediği teyit masrafları, kırdırma masrafları da olabiliyor. Bir de işin kırdırma tarafı var. %5 500 dolar yapar. 100 bin dolar da %5 500 dolar yapar. Yanlış ya, komisyon hesapladınız diye hocam. Bakın binde beş komisyon 500 dolar olur. Doğru diyorlar. 500 dolar sadece aktif açılma komisyonu, ihbar komisyonu, diğer komisyonlarla ilgili, o zaman bu 1200 dolar, 1500 dolar bulur diye düşünüyorum. 1500 dolar. En önemlisi yani akreditif artış komisyonundan ziyade teyit şeyi olabilir hocam. Teyitli ise teyit masrafları çok yüksek oluyor. Özellikle ihracat kısmında bununla çok karşılaşıyoruz. Yani 2000-2500 dolar bir sayt akreditifi teyit komisyonu istendiği oluyor. Sadece şöyle, peşin ve mal mukabilinde bankalara ödediğimiz para ne kadar? 60 dolar. Doğru mu bu aşağı yukarı? Mesela Rus banka, bir ara ben Rusya'dan ithalat yaparken Rus bankasındaki masrafı bile bana ödetiyorlardı. Türkiye benden 35 dolar alıyordu, Rus bankası 18 dolar alıyordu. Doğru. Swift masrafı vardı bizim bankada çalıştığımız dönemde. Swift masrafı 30 dolardı. O tabii bankadan bankaya belki değişebilir. İşte o komisyon oranları buna göre değişebilir. Mesela ihracatta hiç masraf almayan bankalar var. Bankanın politikası. Müşteri memnuniyeti adına kredi ilişkisine göre masraf almayan bankada var. Ama yine de peşin veya mal mukabili ödemede 30 dolar, 30 dolar, 60 dolar mal oluyor. Vesait mukabili ödemede 460 dolar gerçekçi olur mu hocam? Vesait mukabilinde evet biraz daha artıyor ama rakamlar üzerinde tam bir şey söylemiyor hocam. Yani budur ortalama, diye. Ortalama yani kargo bedelli 200 dolar dedim. Römiz mektubu hazırlamak 50 dolar koydum. Kargoya 100 dolar koydum. Ortalama 430 dolar, 450 dolar civarı bir masraf çıkarttım. Akreditifte de toplam binde 5 dedik. Binde 10 diyelim hocam. Akreditifte de binde 10 gibi bir rakam. Ama o kadar çok değişken var ki, yani firma değişir, kredisi değişir, ülke değişir. Ama biz hani az çok insanların kafasında bir fikir olsun diye yuvarlayıp ortalıyorum hocam. Yani binde 1 de komisyon alınabilir. Yüzde 1 de komisyon alınabilir. Tamamen firmanın kredisine göre. Evet, bir firma geçen 80 bin dolar euro için 60 euro ödemiş. İşte tamamen kredi ilişkinize bağlı, bankayla ilişkilerinize bağlı arkadaşlar bu masraflar. Evet. Hocam eklemek istediğiniz konu veya şuraya hocam, değinelim dediğiniz bir yer var mı? Teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir eğitimdi. Ağzınıza sağlık. Aşk olsun. Benim Mustafa Eroğlu hocam bizdeydi. Mustafa hocam konuşanlara çeviriyorum. Mustafa hocam bizdeydi. Hocam emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ettim. Renk kattınız. Yine İlyas Erdem bizim ekipte aramızdaydı. Arkadaşlar teşekkür ettim. Pek soru düşmüyor.
rica ediyorum katılımcı arkadaşlardan. Önümüzdeki haftalarda katılım çok daha yoğun olacak. Biz şu an çok sadece 150 kişi, 200 kişi eğitim yapıyoruz. Sadece tanıdığımız, bildiğimiz firmalarımızla eğitim yapıyoruz ama yarın bir gün bu daha yüksek rakamlara çıkacak. Lütfen günlük hayattaki soru ve sorunlarınızı bize taşıyın ki bir katkı verelim, bir faydamız olsun size. Eğitimler biraz daha anlamlı olsun. Hepinize çok teşekkürler. İyi hafta sonları, iyi tatiller. Mustafa Hocam görüşmek üzere. Teşekkürler hocam, görüşürüz. Hadi sevgiler, selamlar, iyi hafta sonları. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Kapatıyorum.